İzleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Yaklaşık 67. bölüme geldik ve ben çok güzel hareketlere hoş geldiniz diyorum. Aslında programın adı çok güzel hareketler bunlar. Ben bu hatamı fark ettim 67. bölümde. Ama fark ettim değil aslında. Farkındayım da çok şimdi şey olmuyor böyle mesela. Sevgili misafirler, çok güzel hareketler bunlara uzuyor ya. O yüzden yani yapıyorum. Bu konuda çok böyle eleştiri okudum. O yüzden çok güzel hareketler bunlar uzun oluyor. Bir de dudağım karışıyor yani, zorluyor beni. O yüzden öyle diyorum. Bu tatilden sonraki ikinci bölümümüz. Yani tatil boyunca çok biriktirmişiz konuları ve provalarda gerçekten böyle büyük bir hevesle çalıştık. Güzel işler çıkardığımız, çok eğlendik provalarda. İnşallah bugün seyirciye, ekranlar başındaki ekrandan hemen karşısındaki seyircilerimize ve sizlere de aynı enerji geçecektir. Karşınızda Yılmaz Erdoğan. Çok teşekkür ederim. Bu yeni sezonun ikinci bölümü. Dekorumuz değiştiğini hatır. Barış Dinçel yaptı. Buradan kendisini tekrar tebrik ediyorum. Benim de çok hoşuma gitti doğrusu. Şimdi tek yeniliğimiz bu değil. İkinci bir yenilik daha var. Onu söyleyeyim. Şimdi Eser, sen bu atölyeye gireli ne kadar oldun? 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. Şimdi bu arkadaşlardan ben sürekli çıraklar diye bahsediyorum. Fakat maşallah kazık kadar da oldular. Yani 6 sene önce tıbba girseydin şimdi muayenehaneyi açmıştın. Dolayısıyla bu projenin başında benim arkadaşlarımı, bu kardeşlerimi, çıraklarımı size sunmamla ilgili bir format var idi. 3 sezonda sürdü. Dolayısıyla ben diyorum ki artık bunlar büyüdüler. Dolayısıyla başlarında böyle birine ihtiyaçları yok. Çünkü benim hem diğer yeni gelen grup arkadaşlarla yeni projeler yapmam için ve diğer alanlarda çalışabilmem için bana bu avantajı sağlayacak kadar sizle iç içe olmaları gerekiyordu. Sizin seyircinin kabul etmesi gerekiyordu. Ettiler. Dolayısıyla benim programım sanat yönetmenliğim devam edecek ama varlığım biraz şekil değiştirecek. Her an burada olabilirim, olmayabilirim de. Yani aradaki skeç değerlendirmeleri falan 3 sezonluk bir formattı ve işlevini gördü. Bundan sonra Esercim sana daha yoğun bir yük biniyor. Çünkü... Oraya ben mi oturacağım hocam? Hayır. Asla. Bunu unut. Hiçbir zaman oraya oturmayacaksın. Herhangi çok zor git diyenler falan yapmıyor. O sandalyeyi yaktım ben. Tabii. Arkadaşların oynayacak, sen de gömeceksin. Metin biraz daha iyi şakalar falan yapmıyor. Çünkü bir süre sonra bizim bu seyirciyle skeci tartışma, işte çok güzel hareket mi değil mi meselesi de esas anlamından uzaklaştı ve ben sürekli aralarda çok güzel hareket diyenler diyen birine dönüştüm. Ama bu çocukların başarısı. Yani bu işin başarısı, çünkü o kısmı lüzumsuz hale getirmek onların göreviydi. Şimdi artık o kısım lüzumsuz, başka bir evreye geçiyorsunuz. Seyirci size, siz seyirciye emanet. Hemen ya, şimdi mi bu karar? Yani alkışlıyoruz hocam, arkadaşlarımızı. Çünkü burası bir okul ve ben okulun diğer sizin görmediğiniz kısımlarına çok emek harcıyorum. Harcamak da durumundayım. Bu projenin artık böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ben yeni godiklerle bir gün gene bir yerden çıkarım ama bu programın gene skeçlerin izleyicisi, gene sanat yönetmenliğim devam edecek. Sadece ekrana çıkma, salı günü çekimde ekrana çıkma meselesinden ayrılıyorum. Ben gene uğrarım size de. Görüşürüz. Hocam bir de bu program, bu dahil mi yani bu bölüm? Bu dahil tabii. Oturmayacak mısınız şu an? Ben buralardayım. Şu anda hiçbir yere oturmuyorum. Sürekli kapı aralarından sizi seyredeceğim. Sonunda zannediyordum. Neyi? Bu bölüme... Yok, buradayım. Ne istiyorsun Eser benden? Bir şey anlatıyorum. Azıcık daha durun hocam ben. Duruyorum. Buralarda. Sorusu olan var mı bu konuyla ilgili? O kadar tatlısınız ki. Gerçekten gurur duyuyorum kardeşlerimle. Yani bir amatör çabayı profesyonel bir işe çevirdiler. Profesyonel oldukları gün, ki bence o gün bugündür, artık başlarında bir ustaya ihtiyaçları yok. Onlar... yapacaklar. Şimdi kalfalık dönemine girdiniz. 36 yıl sonra usta olacaksınız ve sizin çok güzel hareketler başlıyor efendim. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfak.
Ya yani şimdi nasıl olacak? Kesen diyor. Evet sevgili misafirler. Aramızda şey var mı hiç böyle? Ne var mı? Evli bir çift var mı? Yeni evlenmiş, evlenmek üzere olan, şu an evlenme teklif edeceğim diyen biri var mı? Vallahi bu var mı? Gerçekten mesela evlenmek için böyle sürpriz bir an arıyorsan şu an Kanal D işte. Var mı aramızda? Yok. Yeni evlenmiş olan var mı? Hoca yardımcı olun dedi ama birbirimize. Yok. Siz yeni mi evlendiniz? Evlenecek olan var. Bir saniye, burası daha sürpriz. Hemen dönüyorum size. Evleneceksiniz. Ne zaman? 27 Kasım. Evlenme teklif ettiniz mi? Çoktan. Tabii 27 Kasım'sa etmiş olmanız lazım. Tekrarlanır değil mi? Güzel bak, yardımcı olan seyirci. Ben bugün gerçekten yardımcı için... siz o zaman ne zaman, ne kadar... Çok zor durumda. Ne kadar da birliktesiniz siz? 1,5 sene. Doğru, evlilik için birbirinizi tanıyorsunuz. Aileler birbirleriyle tanıştı mı? Evet. Bu da yersiz bir soruydu değil mi? Ben toparlayacağım buradan, az kaldı. İki bölüm daha kalması mantıklı olacak. Bana laf soktu şimdi sen o zaman. Yardımcı olalım dedik, iki bölüm daha kalsa sen git gibi bir şeydi yani dedin sen. Ben toparlarım abi, dur ilk şok atlatamadım. Sonunda gidecekti hoca, başını yaptı, o yüzden oldu. Allah müstesna abi. Gitmedim, gitmedim, he? Buradayım sersem, işine bak. Şimdi evlilikle ilgili bir skeç yapacağız. Yani sadece düğün derneğe de yakın ya bu durum sizin. Yani düğün yapacaksınız bayağı şatafatlı değil mi? Böyle nikah değil direkt. Bayağı evlen, yani düğünlü, adetler falan var. Konvoy, dat dat, onlar hepsi yapılacak. Kına gecesi. Ama lafı mı uzatıyor? Ben uzatıyorum, yok, ben normalce lafı uzatma. Hocamın sesi geliyor bir yerden. Şimdi size özel, isminiz neydi? Kameramanın hemen altındayım. Tamam hocam. İsminiz neydi? Ümit. Sizin? Nihal. Bu skeç size gelsin, olur mu? Size de gıyabında, size de. Ümit'le Nihal'e bir alkış. Evli... bir dakika söyleyeceğim, sakin. İbrahim'le beraber yazdık sevgili misafirler. Biz evleniyor muyuz geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Sana bir şey soracağım. Hı-hı. Beni dinliyor musun sen? Hı-hı. Aşkım bir şey soracağım. Dikkat eder misin bana bak? Hı-hı. Aşkım bir şey soruyorum sana. Hı-hı. Hayatım bir dinler misin? Hı-hı. Eser. Hı-hı. Efendim? Aşkım beni seviyor musun? Buyur işte, iki saattir sesle soru bu mu yani acık? Ben şu an sevgilisine bu soruyu soran kaç kadın vardır acaba dünyada ya? Sorularıma neden kaçamak cevaplar veriyorsun acaba? Yani aşkım, yani kaçamaktan... Ben anladım senin bu tavrını. Ben yıl dönümümüzü unuttum değil mi? Dur. Ben yıl dönümümüzü unuttum. Bak, yıl dönümümüzü unuttum. Al aşkım. Şöyle yıl dönümümüz kutlu olsun bir tane. Tamam. Hayır, unutmadın ama. O zaman ay dönümümüzü unuttum. Al aşkım, bu da ay dönümümüz. Hayır hayatım, unutmadın. Öpüşmemizin ilk dönümünü unuttum ben. Al şunu. Ben hep seviyor musun falan uğraştırma. Her şey hazırlıklı gelmiş, manyak ya. Tamam, hadi. Aşkım, gerçekten seviyor musun beni? Tabii ki seviyorum aşkım. Gerçekten. Ne kadar seviyorsun? 10 okka kadar seviyorum aşkım. 9 arşını seviyorum seni. Ya bunun ölçü birimi mi? Seviyorum işte. Acı ne uzatıyorsun ya? Böyle daha yeni bir ölçü birimi bekliyorum senden. Yeni, çok seviyorum. Hem de çok. Tam kalın. Ya aşkım seviyorum işte ya. O yüzden her gün işten eve böyle koşarak geliyorum. O yüzden arkadaşlarım dışarıda eğlenmiyorum. O yüzden tuvalete girdim ve sifonu 5 kere çekiyorum. İşte ne bileyim kapağı kaldırıyorum. Koku sıkıyorum sürekli tuvalete. Bu yüzden işte. Yani seninle mutluyum. Seviyorum o yüzden işte ya. O zaman niye bana evlenme teklifi etmiyorsun? Ya sifondan oraya ne çabuk geldik. Sifon çıkıyordum ben en son. Eser biliyor musun ben 29 yaşındayım. Maşallah o kadar oldu mu ya vallahi. Hiç ya, göstermiyorsun gerçekten ya. Sen kaç yaşındasın? Ben 32'yim ama evlilik için 35'e kadar yolu var Ayça daha yani. Ya benim 3 yıl daha yolum yoksa? Ya aşkım bak ne güzel evdeyiz, birlikteyiz, mutluyuz. Yani ne bileyim baktığında normal çift gibi davranıyorum. Yani kocan gibi davranıyorum sana. Buf buf geğiriyorum evde. Hiç seninle ilgilenmiyorum. Yıl dönümlerini unutuyorum. Saçına bir şey yapıyorsun fark etmiyorum. Koca karı gibiyiz işte tamam. Ya, koca karı dediğim birleştirme ya. Kocayla karı gibiyiz aşkım ya. Sen bir şeyden kaçıyorsun değil mi Eser? Kaçıyorum tabii ki. Aşkım düşün sana şu an dünyanın en romantik evlenme teklifini etsem. Sen de eşek değilsin ya, kabul ettin. Eşek. Yani, çok romantik olduğu için diyorum yani. Eşek değilsin, kabul ettin diyelim. Ne olacak? Yani birden hiç hesaplıyorken, biz mutluyken ben seni annemle babamla istemeye geleceğim. Düşünsene böyle geleceğim. Şu yüz yani bak şu.
Ah kızım, bu günleri de mi görecekti? Benim annem kesin ağlar ha. Evet, anlaşıldı. Hanım tamam, ağlama artık. Alt tarafı kızı istemeye geldiler. Beni istemeye gelmediler. Seni istemeye gelmediler mi? Nesi varmış kocaman taş gibi adam? Kusura bakmayın efendim. Benim hatun birazcık duygusaldır da böyle ota boka ağlar kendisi. Ah ot, ah bok, köyümü özledim. Buyurun, buyurun, buyurun efendim. Ağlama canım, güzelim. Tamam, hadi yeter. Sessize aldım efendim. Buyurun, sizi dinliyorum. Ne işle meşgulsünüz acaba? Efendim, ben gemi kaptanıyım. Öyle mi? Bütün dünyayı karış karış geziyorum. Aman efendim, ne kadar güzel. Ben de bir hamamda tellakım efendim. Benim de parmaklarımın karış karış gezmediği yer kalmadı. Çok hoştu, hiç beklemiyordum. Neden efendim? Ya şimdi kız isteme gibi Alaturka adetleri olan birinden böyle güzel şakalar falan. Alaturka derken? Ya şimdi ben kız istemeye geldim. Pardon. Ayıp oluyor, ne demek istiyorsunuz efendim? Ya şimdi Avrupa'da bu tarz şeyler kaldırıldı ya. Hani kız istemeymiş, düğünmüş, kınaymış, bunlar kaldırıldı ya. Avrupa'nın tümünü gezin, böyle bir şey yok yani. Affedersiniz Ayhan Bey, siz şimdi Avrupa'nın birçok kentinde çocukların anası babası belli değil mi diyorsunuz? Çok teessüf ederim. Tabii ki belli. Şimdi Avrupa'da iki medeni insan anlaşıyor, gidiyor, nikahını kıyıp evleniyor. Yani gerdek denen bir şey de yok. Avrupalıya her gün gerdek. Gerdek mi? Ay kızım! senin baban gerçekten böyle bir adam mı ya? Ya buna yakın. Ayhan Bey çok... Çok yakın değil ama yani yakın. Ayhan Bey. Çok affedersiniz ama biz kızımızı bugüne kadar el bebe gül bebe okuttuk, büyüttük. Mürüvvetini görmek de en doğal hakkımızdır diye düşünüyoruz. Mürüvvet mi ne ya? Mürüvvet böyle doğum, güzel, evlilik gibi mutlu anların ailece paylaşıldığı anlar yani. Şimdi efendim Avrupa'da mürüvvet de kaldırıldı yani. Şimdi benim çocuğum evleniyor diyor, ben mi mutlu olacağım? Bana ne, o evleniyor. Bana mı veriyorlar gül gibi karıyı? Ah, ah. Allah'ın sırasını. Ayhan Bey. Siz hangi ara bu kadar dejenere oldunuz acaba? Vallahi 7 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. Ne olduysa o ara oldu bana yani. Fesübhanallah. Eşiniz bir şey söylemek ister mi acaba? Eşim benimle konuşmak istemiyor. Küs. Sebep? Ya işte her sene böyle geziler, böyle yatlarla falan seyahatlere çıkıyorum ya. O yüzden aramız biraz limoni. Her limanda bir sevgili. Efendim? Eşinizle küssünüz. Evladınızın mürüvveti umurunuzda değil. Evliliğe karşısınız ve benden kızımı mı istiyorsunuz? Allah'ın emri, peygamberi kavli. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim ya. Kızınız hiç konuşmadı, dilsiz midir kendisi? O benim kızım değil, sevgilim. Karolin. Bu arada Hollandalı kendisi. O yüzden aramızı limona. Yani ya hanımefendi bir şeyler söyleseniz ayıp değil mi eşiniz, ayıp değil mi? Eşinizin ismi nedir? Benim karımın ismi Cemile. Sen Cemile? Evet, ben Cemile. Ne yaptın Cemile, ne yaptın Allah aşkına? Ben bir hata yaptım. Ha, hata değil, hata değil. Kazayla. Hata, panik yok, panik yok. Kazayla. Ailemizi mahvettin! Ailemizi mahvettin! Gel lan buraya, ağzını bunu kıracağım! Gel buraya! Gel buraya! Gel! Sakin ol! Sakin ol bebeğim! Bebeğim sakin! Bırak! Ailemizi mahvettin! Gel lan buraya! Ne biçim konuşuyorsun da ben? Sen senin babanın, ne biçim konuşuyorsun? Hadi. Karoli. Karoli, iyi misin? Ay ben bir hata yaptım ben! Söz, iyi misin Karoli? Gel gidip biraz tentütüt sürelim, gel. Hayatım yani. Kaptırdın kendini iyice. Ya kızım hayal değil mi? İstediğim gibi kaptırayım. Dizi izliyordum, ona uyarladım işte. Karoli ya falan. Tamam, tam böyle olmasa da ailelerimiz sonuçta orada birbirini isterken problem çıkacak. Farklı insanlar sonuçta ya. Hadi diyelim normal bir şekilde istediler seni. Normal bir şekilde verdiler seni bana. Kına gecesi. Kına gecesini nasıl atlatacaksın? Ağlasana kızım. Ay niye ağlayayım anne ya? Kızım adettendir. Ağlanır, ağlar. Ağlamayacağım işte. Ağlasana sen de be. Aa! Kınayı getir anne.
gel aşkım, gel gel. Diyelim ki kına gecesini sağ salim atlattın canım. Sonra nedir? Bu konvoydur, adettir. Seyreyle cümbüşü bir tanem. Bakayım orada ne yapacaksın? Hadi bakalım. Hop! Lan biricik yeğenim evleniyor. Oynamayalım mı yeğenim be? Ya biraz sakin ol. Ya sus be, çalın. Ya Allah Allah. Ya dayı ya. Dur. Böyle oynayacaksan oynama dayı, gerçekten ya. Ya karışma benim oyunuma. Dur, adetlerimizi yapalım ilk önce ya. Dur. Getir kuzu postunu getir. Şu kuzu postundan atla bakalım. Gelin evde kuzu gibi olsun. Ver bakalım balı. Al bakalım gelin. Ağzına evde tatlı dilli olsun. Ver bakalım kırbacı. Ya dayı, tamam yet. Yatakta ateşli olsun. Ya. Çalın lan şimdi. Dur. Abi damat sen misin? Al işte, düğün konvoyu kesmek diye bir iş kolu var, biliyor musun sen? Biliyorum canım. Al işte. Önceden zarfımızı hazırlarız biz de. Hı. Al canım. Abla burada 10 lira var, biz de 10 kişiyiz. Kişi başına 1 lira düşüyor. 1 liraya da bu var. Sen ne kadar terbiyesizsin, bu ne ya? Ya asıl terbiyesiz sensin. Bunca yıldır konvoy kesiyorum, ilk defa gelinden para alıyorum. Cimri, çıkar paraları. Ya tamam, al kardeşim şöyle. 30 lira kişi başına düşen gelir, 3 lira oldu. 3 liraya da bu var. Bir dakika. Sen çirkinleşir mi? Daha ne istiyorsun? Hadi al, al şunu da git. Hadi defol. Tamam. Bitmez, ver ver. Ya tamam, alın. Hepsini ver. Ya Allah Allah, al. Çek çek, daha çek. Ne çık? Daha ne istiyorsun abicim sen? Gelini ver. Oha! Lan gel buraya. Ne yapıyorsunuz? Gelini geri getirin, gelini yollayın. Ama hani ya. Hayır, sakin ya. Demek beni böyle kaçırsalar arkamda oynayacaksın. Ya aşkım, hayal diye oynuyorum ya. Gerçek değil diye oynuyorum. Gerçekten olsa ağzını bunu kırarım hepsini ya. Kırarsın. Ya kızma, gel. Diyelim ki hadi diyelim bugünden da, bunu da atlattın. Geldik takı törenine. Düğünümüzün finali. Yavrum, yavrum, bu ne güzel düğün. Bu ne güzel düğün çocuğum. Al evlat, Allah mutlu etsin. Ay güzelliğe bak. Çok ay tontonum benim, tontonum. Ay ne güzel düğün. Ay çok özlemişim. Değil mi Ayşegül? Canım benim. Pasta bayattı, limonata ekşiydi. Gördüğüm en iğrenç düğün bu. Oğlan şişko, kız çirkin. Yemin ediyorum iğrenç. Siz kız tarafı, siz erkek tarafın beyefendi. Taraf tutmuyoruz kardeşim. Taraf tutmayan bertaraf olur. Şaka yaptım. Ne takacaksın? Beşi bir arada. Beşi bir arada mı? Beşi bir yerde. Keşke bana da sorsaydın. Ayvayı yedin ne haber? Ya dayı, gözünü seveyim, kendini orkestra tutan ilk insansın ya. Bu ne? Ya. Böyle saçmalık mı olur ya? Yeğenim evleniyor biricik. Yeğenim oynayacağım, doya doya oynayacağım. Bak kızım. Küçükken buna derdi ki göster amcalara, göstermezdi. Demek ki sana saklıyormuş bak. Oha! Ya dayı ne yapıyor? Ya bırak, benden hikayeler var bak. Bunu küçükken de ki dayı bana bilgisayar aldı. Bir aldım çalışacağım, ders çalışacağım. Bir girdim odaya, çalışıyordu odada sen görsen. Ya dayı, yeter bu şaka. Tamam lan, gidiyorum Allah Allah. Hadi, hadi çalın lan. Etsin inşallah. Ah canım benim. Anne, ah canım. Oh kuşum benim. Anne ne yapıyorsun ya? Kolay gelsin Cemile Hanım. Ay çok teşekkür ederim efendim. Ben de çocukları tebrik ediyordum. Tebrik ederken haraç keseni de ilk defa görüyorum. Aa, o ne demek ayol şimdi? Altınları diyorum. Aa, ne haracı ayol? Altın her zaman erkek tarafındır. Bir kere erkeğe haramdır efendim. Kız tarafındır altınlar. Yok artık ya. Benim annem böyle bir şey yapmaz, tamam mı? Bence emin olma. Her düğünde olur bu şey. Söyleyeyim sana yani. Allah Allah. Salon takımını erkek tarafı alsın. Oda takımını erkek tarafı alsın. Düğünü erkek tarafı yapsın. Ondan sonra altınları kız tarafı alsın. Kız tarafı değil ayol, bunlar Karayip korsanları. Anne. Cemile Hanım kendine gel. Ben bu kızı doğurdum, büyüttüm, bugünlere getirdim. Bir bedeli olmalı bunun. O ne be bedelli gelinlik gibi? Ver o altınları. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Seni var ya. Seni var ya.
my god, oh hell my god. İnanamıyorum, inanamıyorum ya. Altın yüzünde birbirinize gözü. Avrupa'da böyle bir şey yok yani ya. Ayhan Bey, eşinizle eşimden ayrılır mısınız lütfen? Nasıl ayırayım efendim? Avrupa'da böyle bir şey yok ki. Avrupa'da herkes dost, kardeş yani. Alsana eşini bir adam. Cemile! Cemile ne? Cemile yardım. Sen... Cemile? Evet! Ben Cemile! Cemile, ne yaptın Allah seve seve ya? Günde 4 öğün bu kızı bıçaklıyorsun Allah seve seve. Ne yaptın sen ya? Ben bir hata yaptım. Ha, kes sesini Allah seve seve ya. Ne oluyor? Pantolonik buraya iyi geldi aslında. Ailemizi mahvettin! Kızı bir... Sakin ol, sakin ol. Hayır, hayır. Perişan ettin ailemizi! Gel lan buraya! Gel buraya! Ne biçukuşum? Ben senin babanım, ben senin babanım. Ne biçukuşum? Ben artık bu ilkel yerde duramam. Ben Avrupa'ya gidiyorum Cemile. Ben artık Avrupa'ya gidiyorum. Sen Cemile? Evet, ben Cemile. Ya, dur, dur. Ya aşkım ya. Sen böyle kınada falan ölümüne dayak yemek ister misin? İstemem. Hiç tanımadığımız akrabalarımızın yersiz coşkusunu görmek ister misin? İstemem. Yani ailelerimizle böyle takı kavgası yaparken görmek ister misin? İstemem. Ya benimle evlenmek ister misin? İsterim. Nasıl isterim ya? Bunlardan daha kötüsü bile olsa ben yine de seninle evlenmek isterim. Ya nasıl istiyorsun aşkım? Anlattım o kadar, görmüyor musun bir sürü? Hayatım, ben seninle her şeye varım ve bekliyorum. Ne bekliyorsun? Teklifini. Teklifimi? Evleneceğiz yani. Aşkım. Hı. Tamam, tamam. Artık annelerimizin kayınvalidemiz olmasına, babalarımızın bizden sürekli torun beklemesine, ailelerimiz arasında çıkacak kavgalarda ortada kalmaya var mısın, yok musun? Hayatım, bu evlenme teklifi değil ki. Ne? Hamdi Bey'in teklifi. Var mısın yok musun ne ya? Tamam aşkım, tamam. Tamam, tamam. Ben biliyorum sana seni. Tamam. Bak buna bile hazırlıklı gelmiş ya. Ya sen ya ne sen sandın? Değilsin. Bu evlenme teklifi ederken vereceğim. Bunu da birinci yılımızda vereceğim sana. Tabii. Sonra çocuğumuz doğduğunda nazar boncuğu daha burada hazır aşkım. Ve evlendikten sonra seni aldatırsam barışmak için pırlantan da hazır bir tane. Benimle evlenir misin? Evlenirim aşkım, ay, benim aşkım. Ay, 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 ay. Evet. Çok güzel hareket diyenler ilk kez. Yani, bu skeçlik bize eşlik eden müzisyen arkadaşlarımız Gökçe Özkan, Mertcan nerede? Mertcan'a özellikle teşekkür ediyorum. Sıradaki skece geçelim. Haydi bakalım. İyi seyirler diyelim. Hareketler bunlar, burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta, mutfakta. Sevgiliniz için yapabileceğiniz en büyük fedakarlık nedir? Sorusunu soracak sıradaki skecimiz. Var mı aranızda böyle, ben öyle bir fedakarlık yapmıştım ki bir keresinde. Benim sevgilimin böyle perişan oldu diyen var mı aranızda? Yardımcı olacaktınız, unutmayalım onu. Var mı? Yok. Olsa ya. Abi, sen bugün, sen misin benim yardımcı? En büyük yaptığın fedakarlık nedir? Gelin adayımız için. Hiç zor abi. Soru değil mi? Kesinlikle çok zor soru. Ne olsun? Eşinizi de sorun. Sinirleniyorum. Cevapla abi. Çok güzel bir şey söyle şu an. Çok şey yapma yani. Yok, yaptığınız bir fedakarlık. Tamam, en büyüğünü boş ver abi. Fedakarlık. Ben fedakarlık, bir kere şöyle yaptım. Şöyle söyleyeyim. Çok şiddetli bir yağmur vardı. Eşimin iş yeri birbirimize yakın. Ama yürüyerek 10-15 dakika mesafede. O da haliyle evlerimiz de aynı iş yeri bölgesinde olduğu için şemsiyesi yoktu.
Ben de o gün, bende de yoktu. Sırılsıklam ıslak eve gitmesin diye. Ben yürüyerek gittim onu aldım. Tabii o sırada... İkisinde şemsiyesi yok. Hayır, ben şemsiyeyi yolda temin ettim ama. Yolda temin ettim. Ben ıslandım sırılsıklam. Sonra evet. Gittim onu aldım. O kuru boy vaziyette eve gitti. Sonra güzel. Ben bir hafta griple hasta uğraştım. Oldu. Siz bu fedakarlıktan ne kadar etkilendiniz? Yani... Bence şansını fazla zorluyorsun. Elimden bu kadar geliyor. Valla. Ama yani en büyük fedakarlık diyorum, yağmur vardı, şemsiyeyle gittim abi. Evleneceksiniz, bir şey vardı. Valla buna bulduğunda bunuyorsun denir yani. Peki bir soru. Söylemek istiyorsunuz. Tabii söyleyin. Baban izlerse kötü mü olur? Kanal D'desin şu an. Montajda babanızı atarız. Montajda atalım. Tamam, buyurun söyleyin. Efendim? Mikrofonu da alın. Yurt dışı eğitiminizden vazgeçtim. Yurt dışı eğitiminden vazgeçtim. Hadi ya, göndermedim. O mu göndermedi? Siz ben ise... Hayır, ondan dolayı gitmeyin. Ya bir şey söyleyeceğim. O kadar skeçle alakalı bir şey söyledin ki. Şimdi skeçle. Bu skeç de senin için gelsin. Ama montajdan kaldırmayacağım. Hayır, kaldırmayacağız. Skeçle çok... çok alakalı. Gerçekten çok alakalı. Baba şakaydı. Baba şakaydı bile. Biz ayarladık kuliste. O yüzden öyle dedi. Hayır, şu an tekrar okuyorum da. Okuldan şey, he, ayrıldınız mı çocukla? Sen, abi çok ayrıntıya girelim, madem atacağız. sen hani, sen sevgilinden vazgeçtin, gitmekten vazgeçtin, sevgilinle kaldı. Sonra sevgilinle şu an beraber o misiniz? O gitti, şimdi ben, yani Türkiye'de okuyorum. O mu gitti yurt dışına? Hayır, o, beni bıraktı, gitti. O bıraktı seni. Evet. Sen onun için yurt dışından vazgeçtin. Evet. Bence kameralara küfür et, yayınlayalım. Vallahi yapalım. Allah Allah ama ya. Şimdiki eğitim hayatımla oynayayım. Eğitim, öğretim hayatı. Bir şey olmaz be. Bir sürü kurslar var, özel kurslar var. Gidersen. Halledersin ya. Hadi ben şimdi. Teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim canım. Sağ olsun. Evet sevgili misafirler, İbrahim'le Ayça beraber yazdı. İlişkimizin sevgilinin adı neydi? Çok özür diliyorum hemen. He? İlişki mesaisi. Tamam, şuradan alıyorum. Evet sevgili misafirler, İbrahim'le Ayça yazdı. İlişki mesaisi, zaten ismi kötüymüş. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Hanımefendi merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Siparişinizi şimdi mi vereceksiniz yoksa arkadaşınızı mı bekleyeceksiniz? Sevgilim gelince birlikte vereceğiz siparişi. Ha. Ya, o sizin için aynı şeyi yapar mıydı? Anlamadım. O sizin için diyorum, aynı şeyi yapar mıydı? Yapardı canım, ya neden bırak, yapmasın? Hayatta yapmazdı ya. Kızım, bu devirde kimseye güvenmeyeceksin. Bak ben güvendim, benimkisi geldi eşyaları kaldırdı gitti. Eşyaları alıp kaçtı mı? Yok ya, benimkisi aciz memuruydu, kaldırdı gitti ya. Niye kızıyorsun o zaman? Kadının bir yerde de göreviymiş yani. Kızım, ben onun için canımı verdim be. Adımı 8 diye değiştirdim, kafamı taşla yardım lan ben. Görmüyor musun şu halimi? Sebep ne? Allah Allah, neymiş efendim, ben böyle yaparsam Kıvanç Tatlıtuğ'a benzermişim, öyle diyor. Kıvanç Tatlıtuğ'a? Bir tık benziyorum ama, bir tık. Yani nasıl tık bilmiyorum ama bir tık benziyorum bak. Bak yapayım bak. Dede! Dede! Babamı vurdular, engel olamadım dede. Bak gözü nasıl kısıyorum Allah, bak. Senden 8 değil, olsa olsa 1 olur. O da 3'ün biri. Dediğinize mi yanayım, alkışlandığına mı yanayım bilemedim şu anda. Bir düşün içeri. Gidiyorum, lütfen. Gidiyorum ben, lanet olsun tamam. Size. Hayatım, yetiştim anca. Aşkım ama bekliyorum 2 saattir. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hayatım ama sana bekledim yani. Trafik trafik iş yerinde var ya, bir kriz çıktı. Toplantı üstüne toplantı, toplantı üstüne toplantı, anca gelebildim. Hayatım ne toplantısı ne krizi, sen anaokulu öğretmeni değil misin? Evet ama sen neler oldu bilmiyorsun. Ahmet Ayşe'nin saçını çekmiş. Ali de Fatma'nın beslenme çantasını çalmış, anladın mı? Ortalık bir karış, bir karış. Araya girmesen var ya, kriz büyüyordu, hükümet düşerdi yemin ediyorum. Ne olacaktı? Ne olacaktısı mı var ya? Ahmet Ali'yi sev... Ahmet Ali'yi niye sevsin? Ahmet Ayşe'yi sevdiği için Ahmet şeyle, Ali'yle bir daha hiçbir zaman konuşmayacaktı. İki kızın beslenmesi de aynı çantadaydı. Oo, neler olacaktı? Bir daha hiç kutu kutu penseyi oynayamayabilirdik aşkım. Bir anaokulu için kutu kutu pensenin önemini biliyorsun herhalde, kutu kutu pense. Hayatım, ha? Gerçekten çok trajikmiş. İnanılır gibi değil aşkım. Çok stresliyim, yemin ediyorum. Bu çocuklar beni şey yaptı, saçlarım beyazladı bu yaşta. Vallahi billahi ya. Hayatım, ne saçının beyazlaması ya? Gel buraya, oyun hamuru kalmış saçında. Oyun hamurudur, doğrudur aşkım. Sen ne yaptın, niye çağırdın beni? Anlat bakayım. Benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Hamilesin. Yemin ediyorum hamilesin. Yolda gelirken dedim, bu beni çağırdı, kesin hamilecek. Bir geldim, göbek dizleri yemiş. Kesin hamilesin sen.
Hamilesin, doğru söyle. Ne hamilesin hayvan? Şişmanlamış mı demek istiyorsun sen yok, bana? Yok aşkım değil. Yok yok, ben hamileysin. Şişman, sus. Hamileysin. Şişmanlamış lütfen. Dedim. Sus. Bir saniye izin ver. Lütfen. Yapma. Sinirliyim şu an. Lütfen. Sakinleş. Burnundan nefes al, ağzından ver. Burnundan al, ağzından ver. Bak hala doğurtmaya çalışır gibi beni sinirlerimi yatıştırmaya çalışıyor ya. Lütfen. Tamam. Sakinleş aşkım. İyi misin şu an? Tamam. Sakinim ben. Güzel. Ya sen bana nasıl... Evet, sakinim dedin. Dönme artık oraya, sakinim dedin. Tamam. Tamam, sakinim ben. Anlat bakayım, niye çağırdın beni? Şimdi, ben yurt dışında bir okula başvurmuştum ya. Evet. Oraya kabul olmuşum, İngiltere'ye. Hadi canım. Evet. Kabul edildin İngiltere'ye. 4 yılına İngiltere'de okuyacağım artık. İnanmıyorum. Evet. Ana! Sevindin mi? Gel bir sarılayım sana be, gel bir çevireyim seni havada. Aslan! Dön! 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 Olmadı. Dön! Çeviremiyorum aşkım. Ben seni çevireyim. Çevir. Babacığım. Aslanım benim, sağ ol. Aşkım benim, çok sevindim. Çok sevindim. İnanamıyorum, bu ne güzel bir haber ya. Ne okuluydu bu okul? Bu The Big Kingdom University of the Big Kingdom Jewelry Projection. Yani? Takı tasarımı. Kingdomlar, United'lar, sonuç takı tasarım yani. Evet. Güzel, vallahi çok güzel. Yemin aşkım, ediyorum çok güzel. Aşkım ne kadar uğraştım biliyorsun. Biliyorum, bilmez miyim? Bak, helak oldun. Onu oraya hazırladığım projeyi getirdim bak yanında. Bak. Nasıl? Bununla mı girdin okula? Tabii bununla girdim. Aa, çok çok güzel. Ne, kolye mi bu, ne bu? Kolye hayatım, evet. Yakışmış mı? Vallahi. Altın kemer gibi geldi bana daha çok. Ben zaten ondan esinlendim biliyor musun? Altın kemerden evet, esinlendim. Evet, evet. Çok güzel aşkım. Vallahi. Nasıl olmuş, yakışmış mı? Vallahi sana altın kemer de taksak sen yine sensin aşkım yani. Değişen bir şey yok, canımsın sen benim. Bir tanem benim, bir tanem. Çok güzel. Yani destekliyorum, vallahi git hayallerinin peşinden koş ya. Ya koş diyorsun da birazcık böyle içim buruk yani. Niye ya? Şimdi bir daha birbirimizi göremeyeceğiz hayatım. Hayatım niye göremeyelim? Uçak diye bir şey var ya, atlayacağız vın vın. Bir ben gelirim, bir sen gelirsin, görüşürüz. Hayatım uçak biletleri 450 milyon falanmış. Tamam, bir sen gelirsin, bir ben gelmem, bir ben gelmem, bir sen gelirsin, görüşürüz. Görüşülür, insan istesin yeter ki, anladın aşkım, mı yani? Ben gelsem 10-15 gün geleceğim, ne kadar geleceğim ki yani? Ben de gelemem, işlerin durumunu biliyorsun, çok biliyorum. Yoğun, sıkıntılı. Şey yaparız, bilgisayar, internet var ya. Webcam, webcam, webcam'den soyarım seni, haydi bakalım ha. Hallederiz o işleri. Ya orijinali gibi olur mu ya? Ya orijinali gibi olmaz da artık işte, ne bileyim, kapuskanın da tadı iğrenç ama yiyince vitamini alıyorsun, anladın mı? Oradan sonuca gideceğiz yani, yapacak bir şey yok. Yani ilişkimiz için sorun olmaz. Hiçbir diyorsun. Problem yok. Git orada ülkemizi en iyi şekilde temsil et. Yardır gel. Uç güvercin, vallahi uç gideyim gel. Gideyim yani. Git. Git hayallerinin peşine. Hadi ben kapattım gözlerimi, git. Vedaları sevmem bilirsin. Şimdi vedaları sevmem. Gideyim hemen. Hadi git, vallahi git. Çok güzel. Git, hadi bakmıyorum, gideyim. Hadi. Hemen gideyim olsun, aferin sana. Ya ben senden sevgilim gitme, ben seni oralarda çok özlerim demeni bekliyorum. Sen benden daha çok heveslisin. Hayatım heveslilik değil bu, ben ya seni... bırak, 4 yıl diyorum ya, 4 yıl hiç mi umursamıyorsun? Aşkım niye umursamayayım, hayallerinin peşinden koşmanı engellemek istemiyorum. Ya ben senden şunu bekliyorum, beni tutacaksın kolumdan, fırlatacaksın, diyeceksin ki nereye gidiyorsun, otur oturduğun yerde, hiç. Aşkım ben seni nasıl tutayım kolundan fırlatayım, yapıştırsan sinek gibi yapışacağım duvara. Neyi fırlatıyorum ben kolundan seni, gözünü seveyim ya. Sen alttan alttan bana laf sokuyorsun hala. Alttan alttan bir şey yapmıyorum, bak yine çeviriyorsun her şeyi. Oğuzhan, senin hayatında başka biri var. Allah'ım geldi ki aynı yere. Çok yemin... net, başka biri ya, var senin yok kimsenin var. Olduğu yok, gözünü seveyim vallahi. Ya yok var. Kimse! Zaten ben de yalan söyledim. İngiltere'yi falan kazanmadım ben. Ne? Dün akşam haberi geldi, kazanamamışsınız dediler. Ben de böyle deneyeyim seni, bakayım nasıl tepki vereceksin dedim. İngiltere'ye gitmiyorsun yani? Gitmiyorum. Almadılar yani seni okula? Almadılar. Nahalırlar bununla. Bununla nahalırlar. Bir saattir söyleyeceğim, söyleyemiyorum ya. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan bu... Ya bunu git Sinan Şami Samat Ak, şampiyon bu işte, şampiyon. Mike Tyson'da var bundan ya. Altın kemerden esinlenmiş bir de. Altın kemer senden esinlensin. Bu altın kemer bu işte, orijinali bu. Allah Allah ya. Ben bunu yapana kadar ne kadar uğraştım. Aman ne kadar uğraştım. Bizim okuldaki 5 yaşında bebeler yapıyor bunu. Daha yarısının beyni çıkmamış. 23 Nisan'da köşelere asıyoruz bunu biz ya. Manyak mısın sen ya? Kolye kolye diye takı da sana. Sen kafanda ilişkiyi bitirmişsin. Ya bir de bitirdim ya, demek ki arkadaşım. Allah Allah. Sen yalan konuşuyorsun. Ne? Evet. Ben seni denedim. Ben denemedin işte beni. Bitirmişim. Bitirmişim demek ki. Çok tamam. Net bitirmişim. Tamam hanımefendi, bitirmişim evet. Zaten ben de bitirmiştim. İyi. İyi oldu. Çok güzel oldu. Güzel oldu evet. Vallahi çok güzel oldu. Harika. Beni deniyor. Denerim tabii.
Benim için de bitti ilişki en azından. Güzel. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşça, dostça ayrılırız tamam, yani. Tamam, ayrılalım. Dostça mı ayrılalım, düşmanca mı ayrılalım? Nasıl ayrılalım? Sen söyle onu. Dostça ayrılalım ya. Dostça ayrılalım, evet şimdi. Hatta bu da benim sana... Allah aşkına ya, vallahi hiç deri... Çok sağ ol. Sağ ol. Ay, elimde kaldı parçası. Çok kaliteli ya, ondandır. Vallahi olimpiyatlarda derece almış gibi hissettim şu an kendimi. Yani milli marş çalınsa yeridir şu an. Yemin ediyorum. Çok sağ ol. Gideyim artık o zaman ben. Peki, ne yapalım yani? Tamam. Hadi bitirdin ilişkiyi. Son bir sarılayım sana, gideyim ben o zaman. Hadi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Hakkını helal et. Haydi dön bakalım. Dön. Olsan tamam. Tamam. Önemli değil. Sen zaten ne beni ne de bu ilişkiyi kaldırabilirsin. Evet. Teşekkür ederim kolye için. Güle güle kullan. İyi günlerde tak. Bak hala doğru geçiyor ya. Ne dedim sana ben? Ne dedim, insanlara güvenmeyeceksin demedim mi sana? Ya sen gitsene başından, manyak mısın nesin ya? Ya bak, fikrini değiştirirsin. Bak dinle. Dede! Dede! Ya şikayet edeceğim seni. Ya ne şikayet ediyorsun sen? Gel buraya. Gel sen. Geçmişler olsun. Merhaba. Çok güzel hareket diyenler skeçi. Evet, ikili ilişkilerle ilgili her zaman zorlandığımız ezberdi. Evet. Zorlandın mı? Bugün çok ezberledin. Çok zorlandım. Bugün koydun değil mi sahneye? Bugün koyduk, evet. Peki İbo, nereden geldi aklınıza bu konu kardeşim? Çünkü büyük bir tesadüf var. Ha, montajda attık ama onu. Bir daha alalım montajdan. Ama bir şey söyleyeceğim, çok enteresan. Programdan önce konuştuk, seni atamayacağız büyük ihtimalle, onu bil de. Programdan önce konuştuk, dedi ki ben dedi gittim dedi. Bir de tekrarlıyorum nereye olanları. Gitmiş? Gitmiş yurt dışına, gidecekmiş yurt dışına. Ondan sonra sevgilisi için kalmış burada. Tam ne demiş, nasıl olmuş? Ama nereye? Ama nereye? Ayrıntıya girmeyelim. İsmin neydi? Artık koy ver. Olay kopmuş. He? Harika. Harika. Çok güzel oldu. Harika. Harika. Kalmış burada, sevgilisi terk etmiş sonra onu. Sonra da sevgilisi yurt dışına gitmiş, öyle biliyorum. Vallahi çok... Ya harikanın biletiyle filan. Çok güzel. Ama çok enteresan. Ya bir konuştuk, harbiden çalışmış gibi oldu ya. Sen kurslarım... Sizin nereden aklınıza geldi böyle bir şey? Var mı harikadan öyle harikadan geldi aklıma. O sıra yazdık. Evet, o sıra yazdık. Nereden ya geldi ya harbiden? Ne alakası yurt dışı falan? Ya ilişki mesafeleriyle alakalı işte. Kız arkadaşım da benim. Ben Bursa'dakinden İstanbul'a gitmiştim. Ya çok uzak bir mesafe değil tamam da yani oradan öyle işte aklımda vardı. Ayça'da da bir konu vardı. Bir dakika, aklımda var dedin. Buradan oraya bağlaman şey mi? Kız arkadaşın Bursa'ya gidince sen de ayrıldık kafasına mı geçtin yani? Ya ilk başta işte ayrıldık işte otogarda falan. Üzüldüm böyle. Sana giderken yavaş yavaş. Bir şey söyleyeceğim. Ben de ablamları bitirdim programın başında. Sen de kız arkadaşınla... Ya biz burada ikimiz beraber yaşayalım artık. Evet. Ama hadi harikaya dalalım. Çünkü o da bitecek yani. Üçümüz bittik yani evet, programda. Var mı skeçe gibi bir şey söylemek isteyen? Buyur abi. Bu şey olayı vardı. Boynuna kolyeyi takıyordu. Diyor, neden, neyden esinlendin? Kemerden neden boynuna yaptın? Aşkım sana kemer olmazdı. O yüzden. Sana kemer olmaz diye mi boynuna yaptın? Olabilirdi. Bir de... boynuna kemer takıyor kolye. Haydi çocuklar yatağa. Tam oraya denk gel. Kolyeyi takıyor kolyeyi. Kolyeyi niye beline takmadı da boynuna mı taktığı hayır, soruyorsun? Hayır, kemerden esinlendim derken. Kemerden esinlendim derken? Neden kemerden esinlendim boynuna aşkım derken? Şişmansın ya, kemer sana olmaz hesabı. Öyle olabilir. Şakayı mı yanlış yaptın? Öyle olsa mıydı? Evet, öyle olsaydı, olsaydı daha diyorum. Komik olurdu. Evet, bir de soyma muhabbetinde... Böyle oldu daha komik oldu, rahat ol ya. Soyma muhabbetinde çocuklar vardı, cyber deseydi daha iyi olurdu. Neydi? Sanal, cyber, İngilizcesi yani cyber. Sanal anlamda. Harika, ben, sen, İbo olduk abi artık montajda yani. Tamam. Gel katıl, yes. Cyber ya, sürekli. Alttan falan içiyor mu, ne yapıyor? Cyber mı? Abi sen de kanaldaydısın şu an. Bir de seni bırak, git sürekli git. Neden gitmemi istiyorsun? Aşkım gitmeyeceksin. Ondan sonra bütün hayatım boyunca beynimi yiyeceksin. Beni göndermedin, beni göndermedin, beni göndermedin, beni göndermedin. Bilim yani, bilim. Orada başka bir skeç öğreniyorsun. Oğlum nefis oynuyor ama. Senden daha iyi oynadı. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Alkışlar.
Canım kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Şimdi sıradaki skecin sunumu için bir arkadaşımı sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Büşra Pekin sahneye gelirse. Ama talk show programı gibi olmadı mı? Büşra Pekin'le beraberiz. Büşra bugün skeçlerde oynayamadı. Onu açıklamak için çağırdık aslında biraz da sahneye. Çünkü kendisi Altın Portakal'da bizi temsil ediyor şu an. Oynadığı bir filmle şu an Altın Portakal'da film adaylar arasında, evet, değil mi? Evet. Altın Portakal'la ilgili şu an basında gördüğümüz yani ve okuduğumuz her şey Emir Kusturica ile ilgili. Tamamen onun gölgesinde durum yani. Hmm. Gerçekten orada ne oluyor? Ben onu merak ediyorum yani. Şu an sıcağı hemen bildirelim burada. Yani gerçekten. Yani şöyle tabii ki Antalya'da da Antalya'ya yansıdı bu durum. Hani orada gerçekleşti, fakat bir yandan da festival tüm hızıyla devam ediyor orada. Çünkü 700'den fazla faaliyet varmış. Yani film gösterimleri dışında işte paneller, söyleşiler. Biz böyle sabah kalkıyoruz, araçlar bizi habire işte o filme, oradan öbür söyleşiye falan götürüyor. Aslında çok güzel bir ortam var. Ya benim şeye takıldım ya. Şimdi bir sürü yönetmenin ilk filmi orada, evet, evet, gösterimdi çok, değil mi? Çok güzel bir haberdi. Ama hiçbiri konuşulmuyor şu an. Ona bir ayar oldum ben o yüzden yani. 9 tane yönetmenin ilk filmi. Sen oynadın film? Gişe memuru. Benim yönetmenim de Tolga Karaçelik. Kendisine buradan. El sağlıyorsun. T3 hafta sonra görecek onu. Ben onu söyleyeyim. Mantar filmin yaptığı bir iş. Şey yaptınız mı ya Altın Portakal'da? O hani arabadan böyle karanfil atılıyor ya halka böyle. Onu yaptın. Kortej. Heh. Yaptık. Yaptın, nasıl burada? Güzel mi? Yaptık. Jeepin üstüne çıktık. He. Ondan sonra. Bağırdılar mı? Seviyorlar mı seni? Çok, yani bayağı güzel hani biz geçerken falan çok güzel hareketler bunlar. Sandılar ki hani biz oradayız falan. He. Bizde öyle bir şey var galiba, hani biz içimizden birini gördükleri zaman. Hepimiz oradayız. Evet. Dedim, onlar çekimde falan. Ben sinemada ben yürüyorum dedin ya. Çok teşekkür ederiz Büşra'cığım. Yok ama öyle gerçekten. Neşeli Hayat'ta da öyleydi. Ben figürasyon yaptım Neşeli Hayat'ta. Valla buradan hazır Yılmaz abi de yok. Bazı anlatacağım şeyler var benim. Yani ama Yılmaz Erdoğan'ın babası Nazım Erdoğan burada. Hoş geldiniz. Saygılar olsun. Hoşçakalın. Nasıl program gidebiliyor mu Yılmaz abi? Siz izliyorsunuz şu an, nasıl oluyor? Nazım, iyi mi? Beğeniyor musun Nazım abi? Tamamdır, süper. Evet, sırada şimdi yine evlilik ve aşkla ilgili Gülhan Tekin'in yorumu. Yani ilk skeçte benle İbrahim'di. Şimdi Gülhan Tekin'in evlilik, aşk ve ilk tanışma ile ilgili fikrini izleyeceğiz. Maksat muhabbet geliyor. Alkışlar Büşra Pekin'e. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Afiyet olsun kızlar. Sağ ol, sağ ol. Kız, bu koku kimden geliyor? Ne yaptınız bakayım? Akşam kızartma yaptım, ayıptır söylemesi, o kokuyor. Ben de börek yaptım, yer misin? Hı, bende de börek var, sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Nizar, sen ne yiyorsun? Somon füme. Aa, o ne be? İsli balık canım. Nasıl yani? Bilmezsiniz siz onu, cahallar. Allah Allah, baban da gördüydü sanki somon fümeyi, Allah seni kahretmesin. Zaten babam somon füme sevmez. Karpaccio sever. Karpaccio ne be? O da çiğ et canım. Karpaccio. Allah Allah. Karpaccioymuş. Kızım o kelle paçıyordur o. Aha. Aa, ne oluyor kız buna? Aşık. İmdat da mesajlaşıyor. Aha. Bula bula imdatı mı buldu? Züğürt kız, o işi biliyor. Ay var abla, nesi var ya Allah aşkına sende? Hem artık işi var onun. Polis akademisine gidecek. Aha. Polis imdat. He. 155 milyon. He he he. Ay abla sorma, çok aşığım ya. Kız aşk güzel şey be. Ne güzelmiş canım, aşk gelip geçici, gelip geçici. Kanmayın böyle şeyleri. Öyle geçmiyor işte kolay kolay. Geçer kızım. Aşk dediğin nankördür. Bak aynı bizim yaptığımız temizlik gibi. Silersin, yıkarsın, temizlersin. Gene de kirlenir, gene de kirlenir. Olsun, geri temizlersin. O zaman da çok yorulursun Safiye. Aman be Gülizar, bırak da aşktan yorulalım be. Vallahi ben ilk gün gibi aşığım hala kocama. Ha, kız anlatsana ilk nasıl tanıştınız? Ama biz zaten aynı mahalledeydik kız. Yani Halil de o zaman takside çalışıyor. Beni görür görmez aşık olmuş. Ha. Bir gün yolumu kesiverdi. Tabii bundan yıllar önce. Ha. Bak anlatayım. Ne yapıyorsun Halil sen?
Arabayı çıkarttım mı kendimi çıplak hissediyorum Hamdi. Allah Allah. Bu İzel Çelik Ercan'a hastayım. İnşallah hiç ayrılmazlar. Allah ama üçünü de tanımıyorum. Dinlediğim tek bir insan var. Çaktalı Miçi. Onlar da ayrılmazlar inşallah. Çaktalı Miçi aynı insan ya. He bütünleşmiş. Ya o bütünleşmiş. Olur. Vay 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 Hamdi bunlar bizim mahalleye ne zaman gelir oldu böyle ya? Vay 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 bu nasıl mahalle kızı hiç börek yemiyor mu incecik ya? Hamdi acayip manitalar var ha. Vallahi ya. Kolay gelsin Ali. Abiye ne oldu kız? Aa aramızda kaç yaş var ki? Hamdi bu kız bana yazıyor. Götür abi götür. Ya bizim mahallenin kızı ayıp olur. Abi götür bir şey olmaz ne olacak ya? Diyorsun. Nereye gidiyorsun kız? Pazara gidiyorum. Yolun üstüyse bıraksana beni. Yok orada çevirme var. Ben mahallenin oradan dolanacağım. Ne çevirmesi? Kuzu çevirmesi. E dolaşsan ne olur ki sanki ya? Hamdi bu kız bana yazıyor. Götür. Ya abisi arkadaşım o yüzden şey yapmak ya istemiyorum. Ya götürsen. Öyle diyorsun yani. Ne istiyorsun? Bir şey diyeceğim Halil. Bize bazen taksi lazım oluyor numaranı versene. Durağın numarası var onu al. Ben seninkini istiyorum yabancıya binmeyeyim. Yabancıya binme. Hamdi bu kız bana yazıyor. Götür. Annesiyle annem arkadaş Hamdi. Hiçbir şey olmaz götür. İyi ver telefonunu yazayım numaranı hadi. Vereyim. Tut 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 dur bir şey olur ona. Hamdi şu 90'lı yıllardaki telefonlar da. Başını ben alayım. Büyük imkan vallahi. 2000'lere gelsek de biraz küçülse. Ah. Tut 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 tut. Kız düşecek. Tespihimi düşecek. Sağ ol Halil. Kolay gelsin. Sağ ol. Sana da kolay gelsin. Hemen de aradı ya. Dur benimkini de çıkartayım Hamdi. Biliyorsun benimki de birazcık şey. Tut. İyice tut şuradan. Tuttum abi. Ha, oradan destekle. Ha. Alo. Alo. Halil, bana taksi lazım oldu. Beni pazara kadar götürsene. Hamdi bu kız bana yazıyor. Götür Halil, götür. Babasıyla babam arkadaş Hamdi. Bak akraba olmuşsunuz işte. Daha ne istiyorsun ya? İyi kız gel götüreceğim kapattım, seni. Kapattım, kapattım. Kapattın mı? İyi götüreceğim seni o zaman. Pazara kadar mı? Mezara kadar götüreceğim kız seni. Yarın buluşalım olur mu? Tamam. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Halil ben ne yapayım? Sen de onunla dumbbell çalışırsın artık. İşte böyle. Sonra da evlendik. Kız götürdü mü yani pazara? Götürdü ama pazara değil. Ay ne güzel hikaye. Aman canım neresi güzel bu hikayenin? Niye kız ne güzel zorla, evlen... resmen zorla yama olmuş çocuğa işte. Kızım sevmese evlenmezdi ne güzel işte. Sen güzel hikaye mi istiyorsun? İlhan'ımla nasıl tanıştım biliyor musunuz? Ya. Anlat kız. Bundan yıllar yıllar önceydi. Oldu en sonunda oldu bin bam bom. Rüyalarım gerçek oldu bin bam bom. Duyduk duymadık demesin hiç kimse. İşte ilan ediyor. 70'lerde dans etmek ne kadar zor. İnsanın saçları sevişmiş gibi oluyor. Merhabalar hanımefendi. Merhaba. Otobüsü mü bekliyorsunuz? Evet. Allah Allah durağı ben koydum sen nasıl bekliyorsun? Hanımefendi hangi otobüsü bekliyorsunuz? Mürşit otobüsünü. Mürşit nerede burası? Karşıda mı acaba? Cehennemin dibindedir inşallah. 4 saattir bekliyorum. Belki yanlış yerde bekliyorsunuzdur. Mürşit burada randevu verdi. Burada bekliyorum. 4 saat oldu. Gelmedi. Hakikatli biri değilmiş demek ki. Boş verin. Zaten en hakikat mürşit ilimdir. Latife ediyorum. Aradınız mı kendisini? Vallahi malum 70'li yıllardayız. Ev telefonu bile yaygın değil yoksa arardım. Bizde var ev telefonu. Buyurun gelin isterseniz. Aa yok gelemem. Babam kızar. Evde karpaço bekliyor. Kasaba gitmem lazım. Karpaço çok satıyor bu ara. Benim babam kasap. Buyurun gelin bizim kasaptan alın. Öyle mi? Evet. Yabancıya gitmesin. Sizden alayım o zaman. Tamam buyurun gelin. Müzik sever misiniz? Ay çok severim. Yeni bir kız çıkmış duydunuz mu? Ajda Pekkan. Ah bayıldım hem de. Deli dolu enerjik bir kız. Hiç yaşlanmayacakmış gibi. Evet aynen öyle. Siz ne dinlersiniz? Ben daha çok alternatif müzik seviyorum. Bülent Ersoy falan.
Görüşürüz. Hadi gel bakalım. Hadi gelin. Çok şükür dostlar. Benim de artık bir sevgilim var. Hırsında çok sakın düşman. İşte Nuri. Ay çok güzel hikayeymiş abla ya. Ya tabii kızım işte. Ben Mürşit'i beklerken İlhan girdi koluma, iyi mi? Kısmet bu işler, söylüyorum. Aşkla meşkle ilgisi yok. Ya Allah aşkına Gülizar, aşkla meşkle ilgisi olmaz mı? Ben benim ilk koca rahmetliyle çeşme başında tanıştım. İlk görüşte aşk. Yıllar önceydi. Yıllar önce. Yıllar yıllar önceydi. Ya tamam ya, yıllar 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 önceydi. Maşallah maşallah, ay parçası gibi mübarek. Adın ne senin kız? Meryem. Kız bu ne acele? Ay anam bekler. Seni bir daha görebilecek miyim? Bilmem. Keşke Facebook falan olsaydı değil mi? Oradan haberleşirdik. Hatta birbirimizi dürterdik. Evet. Gerçi ben telefona da razıyım da işte. Aa biliyor musun, yeni bir haber güvercin çıkmış. Hem de çok ucuz. Öyle mi? Evet. Ama onlar benim bildiğim kadarıyla köyden köye ucuz. Hem her yere uçmuyorlar. Ne yapacağız? Valla ben seni artık görmeden yaşayamam Meryem. Ay o zaman kaçır beni. Yok artık dur, önce bir annenden isteseydik. Ay yok yok, hiç gerek yok. Ama ben bak harpteyim, yalnız kalırsın sonra. Nereye gideceksin? Kore Harbi. Harbi mi lan? Harbi harbi. Sen ne kadar tatlısın peki. Gelecek misin benimle? Ay ben seni sonsuza kadar beklerim tabii. Sen benim ilk aşkımsın. Sen ne kadar güzel, ne kadar akıcı konuşuyorsun böyle. Ay konuşurum tabii. Bizim zamanımızda daha şive bile yok. Çok tatlısın ya. Hadi kaçalım bari. Tamam ama yürüyerek gidelim, koşmayalım. Ha. Ya da koşalım. Tamam. Peki o zaman şuradaki çeşmeye kadar yarışa var mısın? Varım. Hadi. Bir, iki, üç. Hoppa. Yok kız, o kaçtı, ben kovaladım. Ay ne romantik hikaye ya. Kızım asıl ne romantik biliyor musun? Bunun ilk kocasının cenazesinde ikinciye kaçması romantikti. Nasıl? Ya abartıyor ya, cenaze değildi bir kere, adamın 40'ı çıkmıştı. 40'ı. Tamam 28'i. 28? Ya ben acımdan ne yaptım biliyor muydum ya, Allah aşkına ya. Adam ölmüş canım, ne yapsın kadın? Ya adam ölmese zaten içindekiler ölüyor bir süre sonra. Bak benimki ne kadar müziği seviyordu bu İlhan. Ondan sonra kapı ziline katlanamaz oldu. Vallahi benimki de eskiden kibar bir herifti. Şimdi osuruyor, geğiriyor, karnını taşıyor. Tam bir hayvan oldu. E ne yapayım yani ben, ne diyorsunuz? Görüşmeyeyim mi bu çocukla? Yahu görüş de ayağını denk al diyoruz ya. Öyle hesapla kitapla olmuyor. Sen görüş o çocukla. Tabii canım, yaşamadan öğrenemezsin. Hı. Bak ha. Beş kere de anca öğrendi. Nereye? Ya ben mecbur beş koca aldım. Yoksa ilkinde öğrendim ben aşkı. Tabii. Ya ben de böyle aşık olmak istiyorum. Hadi yaşamak al, istiyorum kız, ya. Al. Bizimkiler aydır maydır ama iyidirler. Kız iyidir valla. Şimdi ben de İlhan'ımı hiçbir ayıya değişmem yani. Evet. Tamam vallahi. Tamam hadi, çok lafa daldık. Hadi kalkalım artık. Hadi. Hadi. Ay kızlar, mesaj geldi. Ne ya? Dur. Seni yerim diyor benimki. Yavru ayıya bak, sen ne dedin? Ben yiyeceğine karpaccio ye dedim. O ne dedi? Valla öyle birini tanımıyorum dedi. Kız çağırsaydı ya Gülizar, onun sülalesini tanıyor. Hadi canım, cahillerle işim yok benim, tamam mı? Kalkıyorum, çok işim var. Eve gideceğim, 4 renk tortellini pişireceğim. Yemek isteyen varsa gelsin. O ne be? Makarnanın resimlisidir. Gerçek. Şerefsizim benim aklıma gelmiş. Ya peki kalkamazsın. Ama geç kaldım Emre. Emre toplar mısın oyuncaklarını? Lütfen ama annen de yok, bütün oyuncaklarını dağıtıyorsun. Emre! Toplar mısın oyuncaklarını? Her şeyi bana yaptırıyorsun çocuğum. Ben mi toplayacağım senin oyuncaklarını? Niye bu kadar annene söyleyeceksin? Anneme söylerse annem bak bütün gece benimle ilgilenmek zorunda kalır. Anneme söylerse bütün gece de sen mal gibi ortada kalırsın. Bir tanem bak, tamam anneye söyleyecek bir şey yok da
Rica ediyorum ben senden ya, rica ediyorum. Bu kadar dağınık olmak zorunda değilsin. Bak 5 yaşındasın, 3 tane bakıcıyız gittin. Yeni bakıcın görüşmeye gelecek. Lütfen ama. Ben bakıcı istemiyorum, ben annemi istiyorum, ben annemi istiyorum. Ulan bir tane annem, Emre buraya gel. Emre! Buyurun. İyi günler. Derin Bey siz misiniz? Rahatsız ediyorum. Neden? Ne neden? Neden rahatsız ediyorsunuz? Rahatsız mı oldunuz? Kimden? Benden. Yo hayır. Rahatsız oldum dediniz. Hanımefendi sanki kapıyı ben çalmışım da siz açmışsınız gibi davranıyorsunuz. Siz tam olarak dilenci misiniz? Hayır dilenci değilim, yanlış anladınız beni. Keşke dilenci olsaydınız, para verirdik çözerdik. Bakın şöyle bir şey yapalım. Çıkın kafanızı toplayın, ne söyleyeceğinizi iyice bir düşünün. Tekrar çalın, ben açayım bir söyleyin lütfen. Tamam, dediniz. O bunca işin arasında. Tamam. Lütfen buyurun. Ne çabuk topladın. İyi günler, rahatsız ediyorum. Neden? Ben de bunu soruyorum. Rahatsız mısınız? Bakın hanımefendi, çocuk kılığına girmiş 5 yaşında bir canavarla uğraşıyorum sabahtan beri. Gerçekten rahatsızım. Neden geldiniz, nasıl geldiniz, ne zaman geldiniz, niçin geldiniz, nereye geldiniz, kimsiniz? 5N1K. Cevap verin buna. Ben bakıcıyım ama galiba yanlış geldim. Hayır, 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 hayır. Lütfen, lütfen, lütfen. Buyurun, biz de sizi bekliyorduk. Buyurun, doğru geldiniz. Söyleseniz ama. Buyurun, lütfen. Eşim bahsetmişti. Kusura bakmayın, ortalık biraz dağınık. Yok, Katya Hanım değil mi? Katya Hanım? Evet, eşim görüşmüş, Moldovyalı olduğunuzu söyledi. Ha, ben zor anlıyor. Türkçeyi yeni yeni öğreniyor. Evet, ben Moldovyalı Katya Çukurova. Çukurova? Çukurova. Çukurova, Adana'da var biliyor musun? Öyle mi? Hanıma çiftliği falan izlemiyor musun? Ha ben az izliyor, biliyor biraz, evet. İşte orası da Çukurova'da geçiyor hikaye. Anlıyorum ben. Katya Hanım değil mi? Katya Hanım. Katya ne demek? Katya işte, tan yerinin ağrımasıyla gaz bulutlarının açığa çıkması, gün ışınlarının böyle denize dik açılarla vurmasıyla orada bir çarpık ilişkiler oluşuyor. Oradan çıkan gaz sıkışması... Bu kadar zorsa şey yapmayın, ben öyle sordum yani. Ben tam Türkçe'ye karşılığını bulamadı ya. Köpük. Köpük? Evet, köpük. Bizdeki ne köpüğü? İşte tan yerinin ağrımasıyla gaz bulutları... Tamam, tamam. Gerçekten o kadar vaktimiz yok. Neyse, isim mevzuna geçelim. Eşim görüşmüş sizinle. Referanslarınız son derece olumlu. Sitenizi incelemiş galiba ve bizim için hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten çalıştığınız yerler, referanslarınız son derece iyi. İstediğiniz ücreti kesinlikle kabul ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok bizim açımızdan. Siz de gayet dinç, güzel görünüyorsunuz ve... isterseniz hemen Emre'yi çağırayım, tanışalım. Olur, hemen tanışalım. Çağırıyorum o evet, zaman. Evet, çağır. Tamam. Emre! Emre bak kim geldi. Anne mi geldi baba? Anne mi geldi? Kim geldi? Gel. Emre. Tanıştırayım. Katya, Emre. Emre, Katya. Katya merhaba de Emre. Merhaba. Katya nasılsın de Emre? Nasılsın? Emre Katya'yı sevdin mi? Neresini? Her yerini bir bütün olarak sevdin mi? Ya baba tamam ya. Emre bu mu? Evet, neden? Siz buna ne yediriyor? Ha, ya bizim ailede genetik Emre yaşıtlarından biraz daha büyük görünüyor. Ben mesela 12 kilo doğmuşum, Emre 17 kilo doğdu. Yolda yürürken herkes 30 mu diyor, biz de nazar değmesin diye 35 diyoruz. Maşallah, maşallah. Emre, sen kaç yaşındasın? 35. 35. Artık kim sorsa 35 diyor. Anlıyorum. Sen çok zeki, çok tatlı bir çocuksun. Biz seninle çok iyi anlaşacağız Emre. Sağ ol abla. Sizi sevdi. Aha. Şu anda sizi seviyor. Aha. Şu anda sizi bayağı seviyor yani. Aha. Şu anda sizi... Emre. Emre tamam, tamam, tamam. Emre tamam. Bakın Katya Hanım, Emre gerçekten çok zeki, çok şahane bir çocuktu. Evet. Ben biliyorsunuz kaptanım ve gidiyorum bazen bir ay gelmiyorum. Annesi hostes, gece gündüz belli değil, uçuş yazıyorlar. Anlıyorum. Emre'ye ne kadar iyi, sakin, güzel yaklaşırsanız o kadar karşılığını alırsınız. O kadar zeki, duygusal bir çocuktur. Anlıyorum. Sizin arkada hiçbir şey kalmasın. Karışmayın, ben de. Ha arkada gözüm kalmasın manasında. Kalmasın, evet. Anladım. Resim yapmayı çok sever mesela.
Tamam, anlaştık. Küçük bir işim var. Ben şimdi gideceğim ve tekrar döneceğim. Baş edebilir misiniz? Kesinlikle. Aklınız kalmasın. Merak etmeyin. Süper. O zaman sizi yalnız bırakacağım ben. Tamam, olur. Şahane. Emre, benim küçük bir işim var. Gidip geleceğim hemen. Tamam baba, hadi git. Hadi git baba. Hadi git baba. Tamam, tamam, tamam. Size başarılar. Teşekkürler. Hemen gideceğim ben. Tamam, olur. O zaman gidiyorum ben. Güle güle. Görüşmek üzere. Güle güle. Emre, sakın üzme. Tamam baba, hadi git. Evet Emre, beraber resim yapalım. Yapalım. Ne resmi yapalım? Sen resmini yapalım. Benim resmi yapalım. He. Nasıl yapalım? Resim yapalım. Şöyle gel, şöyle uzun. Şöyle. Şimdi şöyle ben de alalım. Ama Emre, oturarak şey yapsak. Şimdi. Olmadı. Şimdi bunu da böyle. Tamam. Saçları da böyle alalım. Ha, olmadı. Şimdi bunları da biraz açalım. Emre, ayıp. Aa. Ha, nü, nü çalışalım, nü. Tamam, yeter, tamam. Nü, sürrealist, nü. Oh, babam geldi, ben saklanıyorum ben orası. Tamam, tamam. Vay, 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 vay. Eve bak be, ne güzel evmiş lan burası. Adam pilot olunca Avrupa'dan döşetmiş. Adam pilot muydu? Neydi lan adam? Çünkü gemici. Gemici, doğru gemici. Bir çay yap da içelim. Bunlardan Avrupa ya, çayı var. Ne işim var ya? Gitmen lazım şu anda. Tamam hayatım, nişanlımın kimlerin yanında çalıştığını merak ediyorum. Bir bakalım, gidelim, tanışalım yani. Bülent, şu an gitmen gerekiyor. Ben... Gel otur Bülent, şöyle. Bülent, gitmen gerekiyor. Tamam, işe alındım ama durum bildiğin gibi değil. Gitmen gerekiyor. Tamam canım, ailesiyle, anasıyla, babasıyla bir tanışalım. Çocuğun gıdısından öpelim, gidelim yani. Ne var yani? Tamam, ben sana sonra öptüreceğim. Şimdi gitmen lazım. Tamam, niye gitmem lazım ya? Tutturdum bir gitmen lazım diye. Aşkım, ne olur şimdi git, anlatacağım diyorum ya. Neyi anlatacaksın? Anlat işte. Ya sonra anlatacağım. Şimdi git, gelirler. Sen benden bir şey saklıyorsun. Ya hiçbir şey sakladığım yok. Anlatacağım diyorum. Burcu, sen benden bir şey saklıyorsun. Ya saklamıyorum aşkım. Ne olur Burcu, git. Burcu, sen benden bir şey ya, saklıyorsun. Ya saklamıyorum. Bana niye saklandın? Kimin avatarı lan bu? Bülent, sandığın gibi... Kiminle değil. Aldatıyorsun beni? Bülent, sandığın kimsin gibi sen? Açıklayabilirim, dur. Neyi açıklayabilirim? Kimsin ulan sen? Sen kimsin? Çık bizim evimize, katıyor rahat bırak. Kim? Lan ne oluyor? Dur, sen kimsin? Ay, dur! Ya, ya Bülent! Ya Bülent, ya! Ya, ya Bülent, dur! Vurma, daha çocuk! 5 yaşında! Ne beş, ne beşi? Kaç yaşındasın lan sen? 35. 35. Ay Bülent, ay! Ya, ya, dur! Yeter! Ne yapıyorsun sen ya? Eşkıya mısın sen? Güvenmiyor musun bana? Bu işi olabilmek için Moldovyalı oldum ben. Katya'yım ben, Katya! Emre? İyi misin? Çok şiddet gördüm, çok şiddet gördüm. Tamam geçti. Tamam, babaya söylemek yok, tamam mı? Abla, ben babama söyleyeceğim, bunu dövsün. Tamam, dövsün. Sana abla diyor bu. 5 yaşında çocuk ne desin? Ya bu nasıl 5 yaşında ya? Nasıl 5 yaşında çocuk bu? Ya ne demek 5 yaşında işte. Bu bunların aile fotoğrafı mı? Evet. Anne ile baba bu mu? Evet. Bunlar büyük beddua almış. Veya baba radyasyonlu bir işte çalışıyor yani, o da olabilir. Bülent, hemen gider misin buradan? Tamam, tamam. Tamam. Sana abla diyor zaten bu. Bu niye 35 diyor o zaman? Nazar değmesin diye öyle söylüyor. Ne nazarı, buna yıldırım çarpmış be. Yıldırım bunu gelmiş ikiye bölmüş ortadan. Yarısı nerede bunun? Bülent, hemen gitmeni istiyorum diyorum. Tamam. Tamam Emreciğim. Aşkım. Tamam geçti. Tamam geçti. Yok, özür dilerim seninle. Tamam, gider misin? Özür diliyorum. Tamam git, sonra konuşacağız, git. Avatar, senden de özür diliyorum. Tamam. Tamam, gidiyorum, tamam. Git misin lan burada, git misin lan? Lan bana bağırma o... Tamam! Sen kimsin? Oğlum, iyi misin? Çok şiddet gördüm, çok şiddet gördüm. Ay anası kurban. Sen kimsin? Amca, ben Emre'nin kreşten arkadaşı Bülent.
Sülalece sakallı. Tamam. Sakin. Polis abi. Adam gemici diye tümenle dövüyor. Manyak mısın lan? Kusur lan sen. Ay aramayın Ayşegül Hanım. Bülent benim nişanlım. Evet. Bu da nişan alyansımız. Arşidük'ün oğluyum da ben. Bizdeki yüzükler böyle. Neden söylemedi Katya? Çünkü ben Moldovyalı değilim. Neden söylemedin? Aslında biz Adanalıyık. Biz de Adanalıyık. Neden söylemedin? Adım da Fatma Gül. Neden söylemedin? Çünkü Moldovyalı olmasaydım beni işe almayacaktınız. Saçmalamayın. Biz Moldovyalı birini aramıyorduk. Sadece çocuğumuza iyi bir bakıcı arıyorduk. Umarım bulursunuz. Hoşça kalın. İyi günler. Baba gitme ya, gitme. Sıkın. Baba. Baba gitmesin. Siz bana bakıcı aramıyor muydun? İşte bakıcı geldi baba. Gitmesin ya. Fatma Gül'ün suçu ne baba ya? Fatma Gül Hanım, oğlumuz ilk defa bir bakıcıya abla dedi. Yani onu lütfen yalnız bırakmayın. Gitmeyin. Abi bence siz de bunu tam teşekküllü bir devlet hastanesinde muayene. Çık lan dışarı ya. Çık dışarı. Tamam. Fatma Gül Hanım, hiç olmazsa siz bir aşı vurdurun yeğen. Arkadaşım çıkar mısın? Fatma Gül Hanım, siz ne diyorsunuz? Eğer kalmamı isterseniz kalabilirim. Bizce bir sakıncası yok. Yalnız Fatma Gül Hanım bir şartla. Bu arkadaşı bir daha evin etrafında bile görmeyeceğim. Abi hiç olmazsa antibiyotik kullanım çok faydası olur. Nasıl mümkün olacaksa. Hiç evet. Merak etmeyin. Tamam o zaman. Anlaştık. Ne oldu? Çok sizden girdim. Evet. Öyleyse biz bir yemeğe gidelim. Gidelim artık evet ama şunları bir... Fatma Gül Hanım kusura bakmayın gitmeden size söylemek istediğim bazı şeyler var. Hadi gidelim. Şimdi Emre biberondan süt içmeyi hala çok sever. Biberonu dolabın üst rafında durur. Yürütece bindiğinde emniyet kemerini mutlaka bağlayın. Şu şekilde bağlanır, kolayca açılır. Balonlar oyuncak çekmecesinde. Pompa var, onunla şişirin. Şişmezse üflersin. Hava şimdi iyi ama soğursa battaniyeler oturduğunuz yatağın altındadır. Evimizde iki adet çıkış kapısı bulunmaktadır. Sağda ve solda. Acil bir durum olduğunda arkada bir acil çıkış kapımız da vardır. Çok acil bir durum olduğunda cep telefonundan bize ulaşabilirsiniz. Tamam. Şimdilik evet. Bu kadar. Gerizekalı mısın? Ne yapıyorsun? Ayşegül ne yapıyorsun? Hayatım iş alışkanlığı. Ne yapayım? Ya servis arabasını eve getiriyorsun. Bırak işe. Hadi yürü hadi. Hadi gidin ya. Hadi gidin ya. Emre biz gidiyoruz. Hadi gidin baba. Tamam. Pardon Fatma Gül Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok bye teşekkürler. Bye. Çok sağ ol. Evet Emre'cim ne yapalım? Hadi niye çalışalım, niye çalışalım? Aman niye çalışalım? Niye? Evet. Abi ben de alışamadım daha bakıyorum ya. Çok güzel hareket diyenler skeçin senin şarkıyla. Valla burada skeçle ilgili konuşuyoruz. Metin nereden geldi aklına böyle bir fikir? Yazar olmayınca da insan ne diyeceğini işten bilemiyor. Değil mi? He. Ben yerini şey yapayım. Metin orada olmadı o iş. Nasıl yerini ne yapayım ya? Adam daha yeni çekti dur. Dur şimdi. Var mı skeçle ilgili bir şey söylemek isteyen? Şurası şöyle olsaydı daha böyle bir şey olurdu falan. Sen söylemek istiyorsun. Yani buyurun. Yalan söylememeliyiz. Zaten o gerçek bir gün ortaya çıkar. Yalancının mı yatsı falan yani. Sen bunu böyle bir şey düşündün mü yazarken? Yok hiç. Yok. Hiç yani yalancının mı? 5 aylık bir kızım var. Ona bir bakıcı planlıyorduk aslında. Ben oradan bakıcı biliyorum. Planlamak güzelmiş. Bakıcı planlıyorduk. Bakıcı planlıyorduk. Planın ilk safhası buydu. Moldovyalı mı Türk mü diye düşünürken işte böyle bir skeç yazdık. Güzelmiş. Bir de benim arkadaşımın bakıcısı vardı. Onun çıkardı. Ha. Bir kedisi olduğu için zaten dışarı çıktığında bakıcı evde kalıyor, kediye bakıyor. İşte bu. O güzelmiş ha. Yani bakıcıyı kedici... Ya çocuğa bakmıyor mu? Bir saniye. Kedinin mi bakıcısı arkadaşının mı?
kedi. Çocuk şu an kaldı ama. Keşke İmaz abi olsaydı bu kadar. Tabii. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar selam. Burada mı arkadaşın? Hayır. Yok burada. Kedi tamam. Burada mı? Senin bakıcın var mı? Yok. Annen burada mı? Annesiniz. Hoş geldiniz. Maşallah çok şey çocuk. Anneden daha iyi bir bakıcı görmedim ben zaten. Söylüyorum. Ne güzel duyar. Tam alkışlık cümle. Hayır abi şey de lazım. Diğer skecin hazırlanması lazım ben ya. Ben hazırlanayım. Evet, sağ ol çok. Sen yoksun değil mi skeçte? Yokum. Ama tamam. Hazırlanayım ben. Tamam. Ne olur ne olmaz. Sen şey yap. Kapalı alanda sigara içme yasağından sonra hep böyle bir sigara ile ilgili skeç yapmak istiyorduk. Ama bir türlü hani yayında geçmiyor ya, Rütük falan durumu var. Ne yapabiliriz? Bir fikir geldi aklımıza. Bakalım olacak mı? İbrahim ne Zeynep yazdı. The Sigara geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar, nasılsınız bugün? Keyifler yerinde mi? İyiyiz. İyi misiniz? İyiyiz. Güzel. Bir yaramazlık, bir sıkıntımız yok. Yok. Çok güzel. Hamdi, kalk anlat bakalım. Nasıl hissediyorsun kendini? Bugün sigarasız kaçıncı günün? Bugün 23. günüm. Her geçen gün daha mutlu uyanıyorum. Güzel. Sabah kalktığımda bir enerji geliyor ki akşama kadar yerimde duramıyorum. Güzel. Akşam ne yapıyorsun? Akşam da duramıyorum. Güzel. Hanım biraz mutsuz ama zamanla alışır. Anladım. Peki aklına sigara geldikçe ne yapıyorsun Hamdi? Dedim ya size hanım mutsuz diye. O enerjiyi bir şekilde atlatmam lazım. Tamam ben de atlatmam da o enerjiyi. Otur. Oturacağız. Pelin, sen nasıl hissediyorsun canım? Benim 2 ay oldu, ben gayet iyiyim. Güzel, aklına sigara geldikçe ne yapıyorsun? Sence? Aklına sık sık geliyor demek ki sigara senin. Anladım. Gülsüm sen? Gülsüm? Gülsüm! Nasıl hissediyorsun kendini? Anlat bakalım. Bugün 2. günüm. 2 gündür çok sağlıklı yaşıyorum. Sigarayı bıraktığım için çok mutluyum. Bir daha asla sigara, sigara kullanmayın. Sigara, bana sigaramı verin. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Sigaramı verin. Kaçırma kendini. İsyan çıkarma ekipten, vallahi atarım seni ekipten ha. İsyan çıkarıyorsun. Adam ne güzel oturuyordu, gidiyordu karşısına. Enerjisi atıyordu, geliyordu. Niye bunları doyandırıyorsun? Otur yerine. Boş boş yutkunuyor bana. Hiç de iradeniz yok arkadaşlar, gözünüzü seveyim, yapmayın ya. Hocam, hocam ben çok kötüyüm. Bakın elim ayağım titriyor. Vallahi ben yapamayacağım. Çok kötüyüm hocam. Bak size bir hikaye anlatayım. Heh. Tamam mı? Buradan geçen bugüne kadarki en bağımlı adamın hikayesi. O bile sigarayı bırakarak gitti buradan. İbrahim Büyükak. Duydunuz mu hiç adını? Duymadınız değil mi? Ben de duymadım. Ama bu adam 20'li yaşlarda ortalama bir işte çalışan, herkes gibi işletme mezunu. Böyle bir adam. En büyük keyfi her akşam işten çıktıktan sonra mahalledeki arkadaşı Ahmet'le gidiyorlar meyhanede muhabbet ediyorlar. Yine bir gün arkadaşı Ahmet'le muhabbet ederken meyhanede. Kanka bu yapılır mı bana be? Yapılır mı bu bana be? Beni terk etti gitti, inanabiliyor musun ya? Vallahi abi zor be. Ya beni terk etti ya, beni terk etti gitti. Evet abi. Ya oğlum beni terk etti diyor. Beni terk etti gitti ya. Zor be abi zor. Doğru. Oğlum zor. beni İbrahim Büyükak'ı terk etti gitti ya. Ya sanki Brad Pitt'i terk etti ne? Sabahtan beri ben olsam ben de terk ederim seni. Şu tipine bakın ben ya. Oğlum nasıl teselli veriyorsun? Şurada 2 gram bir şey içelim dedik. Sabahtan beri beni ne beni ya? Sen böyle bencil olan değildin. Oğlum efkar dağıtmak istiyorsan artık seni içki kesmiyor abicim. Sana ben bir tane sigara yakayım, efkarım da alsın. Ya kanka ben sigara kullanmıyorum. Ya hiçbir sigara ne olacak? Ya içmiyorum ben sigara ya. Ceketimin cebinde. Dur bekle getiriyorum ben. Ya sana. Kanka bırak, dişleri sarartıyormuş ya. Aman dişlerim bembeyazken ortalık yıkılıyor İbrahim. Herkes peşinden koşuyor. Lan laf söylenmiyor sana da ya be. Dur be. Bir dal kalmış ya cekette, getiriyorum. İyi getir. İçelim gel. Al. İbrahim hayatının aşkıyla karşılaşmıştı. Çok etkilenmişti. Merhaba. Merhaba. Helal. Alışacaksın. Yavaş hemen içine çekme öyle öküz gibi. Bir tane sigara var. Yolla bir fırtla ben çekeyim. Nasıl elime yakıştı mı kanka? Çok yakıştı eline vallahi. Vallahi çok ateşliymiş ya vallahi maşallah. Yolla. Al hadi al. Canım. Sen takıl böyle İbo, efkarın dağılır. Hadi. Ben kaçıyorum İbo. İbo ben kaçıyorum.
Tamam hadi görüşürüz hadi ya. Hadi sen takıl git hadi bakalım. El efendilerim bol olsun. Sağ olasın. Benim gitmem lazım. Yine görüşecek miyiz? Tamam yarın sabah görüşelim. Tamam beni bakkaldan istersin. Tamam tamam görüşürüz hadi. Son bir fırt. Kokusu üstüme sinmiş. Eve giderken çok heyecanlıydı İbrahim. Bütün gece tişörtünü koklayarak uyudu. Bir an önce sabah olsun istiyordu. Sabah olur olmaz soluğu bakkalın önünde aldı. Of ya bakkal da açılmadı ya. Açıl bakkal açıl ya. Ne olur. Bak Dido. Parolayı söyle canımı ye. Abi sen burada mı yaşıyorsun ya? Yengen evde kaldı. Yengen evde ne böyle kaplumbağa gibi burada tıkılıp kalmışsın ya. Hayır. Bana bir sigara ver. Sigara mı? Hayırdır sen böyle şeyler istemezdin. İstemem abi zaten yan cebime koy. Hadi. Bak Dido bunu hayatından çıkartmak zordur, masraflıdır ha. Ya sana ne ya sevenlerin arasını gör. Ver sen sigarayı ya. Allah Allah. Gitti. Aşkım, aşkım. İbo, gitmeden evvel bir fırt da ben alsam. Sen de alsan. Ha. Neye benziyorum ben? Godoş muyum lan ben? Sen de alsan, ben de alsam. Gidiyorum ben, kapat kapısını. Kapat hadi. Bir zahmet, bir kapat kapıyı. Kapat, kapat. Ne yapıyorsun oğlum sen böyle yatırmışsın? Biraz kestireceğim ne? Abi, biraz kestireceğim. Ha, ben kapat. Dedim, evin tuvaleti sandım onu, o yüzden onu kapatıyorum. Ben genelde burada kalıyorum. Hadi gidelim. Günler günleri, aylar ayları kovalıyordu. Ve İbrahim ilişkisine iyice bağlanmıştı artık. Parklarda, bahçelerde kendi gibi sigara içen insanları gördükçe daha da mutlu oluyordu. Pardon, ateşinizi kullanabilir miyim? Tabii, buyurun. Oh, inanır mısınız? Yarım saatte bir buluşmazsak rahat edemiyorum. Ben de rahat edemiyorum ya. Artık bağımlı olduk yani, ne yapalım? Siz ne kadardır içiyorsunuz sigara? 20. yılımız. Ondan başkasıyla yapamam artık. Benimkisi de öksürtüyor. Ben 6-7 aydım, benimkisi de öksürtüyor. Ama sizin sigaranız biraz kalın ve esmer değil mi ya? Benimkisi Havana purosu. Havana'da kadınlar bunu bacaklarına sürerek sarıyorlar. Havana'daki kadınlar arada yapmıyor herhalde, kıllara bak. Peki. İyi günler, tanıştığımda memnun oldum. İyi günler, kendinize iyi bakın, görüşürüz. Sağ olun. Birlikte yine çok keyifli vakit geçirdikleri bir gün... Hayatım sen ağlıyor musun? Yok, gözüme kül kaçtı. Gözüne kül mü kaçtı? Ya bana yalan söyleme, ağlıyorsun sen ya. Neden ağlıyorsun, söyle. Kapalı mekanlarda sigara içmek yasaklandı. Ya hayatım bunu ağlanır mı ya? Bu bizi ayırmaz ki, bu bizi daha da birleştirir. Ama sırf bu yüzden bir arkadaşımı 40 senelik eşi terk etti İbo. Eşi mi terk etti? Arkadaşının adı neydi? Murat'tı. Murat'tı. Ya o kadar iyi bir insandı ki İbo. İçinde bir gram zifir barındırmazdı. Ben nikotinde sadece 0.4 miligram. Çok mutsuzum. Ya hayatım mutsuz olmana gerek yok ya. Bizi atsa öyle bir şey olmayacak bize ya. Sen iste ben ciğerimi sökerim senin için ya. Gerçekten söker misin? Evet sökerim hayatım. Gerçekten. Gel buraya. Bir saniye hayatım. Ben aldım ya. Beni biraz yalnız bırakır mısın? Tamam. Sigara ayağa kalkamıyordu. Ve nasıl kalkacağını da bilmiyordu. Beni bakkaldan iste. Aradan aylar geçmişti ve İbrahim artık eskisi gibi dinç değildi. Çökmüştü. Biraz daha çökmüştü. Gözlerinin altı morarmış. Dişleri sapsarı olmuştu. Nefesi leş gibi kokuyordu. Çok hastaydı. Ha, aslında o kadar hasta değilim çok ya. Çok hastaydı. Dayanamadı. Doktora geldi. Heh, doktor bey. Hoş geldiniz. Akşam alem yaptınız galiba doktor bey. Dün gece tıp bayramıydı. Heh. Röntgenleriniz elimde. Bakın. Bu normal bir insanın akciğeri. Bu da sizin. Eğer sigara içmeye devam ederseniz ciğerleriniz böyle olacak. Hayır! Ama ben hemen bırakamam. Gün içinde biraz daha az görüşsek. Hayır. Hemen bırakacaksın o zıkkımı. Zıkkım deme, doğru konuş, o benim namusum. Hemen bırakacaksın. Bırakamam. Bırakacaksın.
bırakacaksın. Bırakacaksın. Bırakacaksın. Sen. Artık ayrılık vakti gelip çatmıştı. İbrahim ayrılmayı hiç istemiyordu. Ama başka hiçbir çaresi yoktu. Ne var? Hayatım, seninle konuşmam lazım. Nedir? Seni terk etmek zorundayım. Anlamadım. Ayrılmak zorundayız hayatım. Beni bırakamazsın İbo. Bırakmak zorundayım. Hastalandım. Deli gibi öksürüyorum. Muhtar geldi. Bu Ramazan sen uyandırsana insanları dedi bu öksürükle. Dişlerim o kadar sarı ki arabalar beni gördüğünde harekete geçmek için yeşil yanacak sanıyorlar. Dilim o kadar büzüştü ki bulldog köpeğine benziyorum. Beni bırakırsan elin ayağın titrer. İşlerine konsantre olamazsın. Şişmanlarsın, hayvan gibi olursun. Bunlara katlanmak zorundayım. Ne olur bu işi daha da zorlaştırma. Anlamalıydım zaten. Sen beni hiç sevmedin. Sen dudak tiryakisiydin. Bir kere bile içine çekmedin beni. Seni hep içime çektim, yalan söylüyorsun. Bırakma beni hayvan. Birlikte kanser olacaktık. Sperm sayın düşecekti, kızımız olmayacaktı. Bırakma beni hayvan. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Sigaramın çok güzel hareket diyenler sayın Zahra. Evet, skicin yazarları İbrahim ve Zeynep arkadaşlarım, canım nasıl geldi aklınıza böyle bir şey? Çok canlarım, canım çok yakıştınız, çok tatlısınız. Nasıl geldi aklınıza abi, nedir durum? Vallahi ben normalde sigara içmiyorum. Nasıl geldi aklına? Ben de içmiyorum. Hiçbirimiz içmiyoruz. Aklınıza nasıl geldi o zaman? Vallahi biraz senden geldi kanka. Ne yapıyorsun oğlum ya, yayındayız. Yayında mı? Annem izliyor. Niye? Ayıp bir şey. Kanka senden güzel dudak tiryakisi olur mu ya? Evet, skeçle ilgili bir şey söylemek isteyen, ben bitmişken. Buyurun. Öncelikle hayırlı olsun tekrar yeni döneminiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel skeçleriniz. Sigara konusunda gerçekten çok güzel değindiniz ve ben de bir maalesef tiryakiyim. Aynı sorunları ben sizin de yaşıyorum. Sizin de anneniz izliyor yalnız, ona göre konuşuyor. Onlar biliyor zaten, merak etmeyin maalesef. Ve ben şu an bütün çocuklara o aşka hiç başlamamalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle başlandıktan sonra çok zor bırakılıyor. Hatta bu skeçten o şey geçmiyor değil mi? Yani buradan kötü bir şey olduğu anlamı yani, çıkıyor değil mi? Yani iyice. Evet. Yani biz ona üstüne basmak istedik yani. Çok güzel anlattınız, evet. Çocuklar da inşallah bunu anlamıştır diye düşünüyorum. İnşallah. Mesela bir çocuğa soralım, anladın mı mesela? Çok iyi anlattık mı? Bakalım soralım. Ben buradan sigaranın insanlara, doğaya ve daha çok hayvanlara zararlı olduğunu öğrendim. Yani, ben oynadım niye? Hayvanlar mı? Hayır. Geldi. Yani doğa güzeldi, insanlar güzeldi. Hayvanlar, o hayvana bastırma dedi. Özellikle bana bakarak, zımlayarak beni. Hayvanlara derken bizi kastetmiyorsun değil mi? Ben, İnşallah. Ben çünkü doğru söylüyorsun, çok güzel konuştun. Evet. Teşekkür ederiz. Çok ben, teşekkür ederim. Bizce de öyle. Biz de içmekten nefret ediyoruz. Nefret biz ediyoruz, içmiyoruz. Evet. Evet, çok güzel hareketler devam ediyor sevgili saatler. Çok güzel hareketler bunlar, duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfakta, spola, spola, spola. Hepiniz hoş geldiniz. Mikrofonu takmadılar bana belki erken çıkarım diye ama olsun. Şimdi hepimiz için bir hikayenin bütününü oluşturduğumuz bir oluşumun içerisinde... Hepimiz için devam etmekte olan bir hikayenin parçacıkları olarak ben kendi adıma şanslı olduğumuzu düşünüyorum.
Çünkü hikayenin neresinde olursak olalım, ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. Metin. Evet. Yılmaz abi de yok acı. Yani nasıl keseceksen, yani çünkü şeye bağlı, var mısın yok musun'a bağlayacak da ben nasıl bağlayacağını tam bilemedim şu an. Şans üzerine bir soru sormak isteyen varsa. Şans üzerine. Evet. Şanslı mısındır? Söyle kardeşim. Siz görmüyorsunuz ama el böyle. Senin şans niye gitgide bozuldu ya? Şans, şans. Evet. Senin şu an şansa ihtiyacın var. Ben ona. Evet, şimdi bizim yayınlandığımız saatlerde bir yayın kardeşimiz var. Yaklaşık 3 yıldır Var Mısın Yok Musun'la beraber yayınlanıyor programımız. Ve yavaş yavaş galiba Var Mısın Yok Musun'un sonuna geliniyor. Biz de hani bitmeden bir selam gönderelim istedik programımızdan. Oğuzhan'la Zeynep yazdı. Evet. Var Mısın Yok Musun geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Parmakla zorluyor şey mühürü. Merak ediyorum hocam bey, merak ediyorum ne var demek. Siz bize demediniz mi? Ben içeri girince altı şey tutun. Arkadaşım bir yerde durulur. Allah Allah, bir yerde de durun mu diyeyim? Ne diyeyim ben size? Durun. Pardon hacım bey, pardon. Buyurun. Evet sevgili izleyenler. Gerçekten çok güzel geldin. Çok çok iyi. Geldin de. Geldin. Siz ikiniz yapıyorsunuz. Hep siz ikiniz. Ay, bir, ikiniz bir daha yan yana durmayacaksınız. Ayrılın. Gireyim mi hocam? Ayrılın. İkiniz birden ayrılmayın. Dur yerine sen. Gir aralarına gir. Seni bir daha görmeyeceğim onun yanında. Hep kaynatıyorsun. Evet sevgili misafirler. Bugünün yarışmacısını dünden belirlemiştik bildiğiniz gibi. Bugün bizlerle Mahmut yarışacak. Alkışlarınızla Mahmut'u sahneye davet Mahmut'cum, hoş geldin. Hoş bulduk Acun Bey. Bugün çok şıksın. Evet, bugün ben yarışacağım diye kendime özen gösterdim ben. Çok güzel, vallahi çok güzel de göze sürme çekmesen de olurmuş Mahmut. Özeni biraz abartmışsın. Vallahi Acun Bey şans getirsin diye altıma jartel bile giydim yani. Çok güzel, evet hepimiz Mahmut'tan tiksinmeden önce yarışmaya geçelim isterseniz. Mahmut, bugün hangi tanıdıkların burada? Vallahi bütün alacaklarım burada Acun Bey. Alacaklılarınla mı geldin Mahmut? Gelmeyin dedim ama zorla gelmişler işte. Gelmişler. Peki tanıyalım alacaklıları. Buyurun efendim. Efendim ben mahallenin bakkalıyım. Bana 5250 lira borcu var kendisine. 5250 lira ne aldın bakkaldan ya? Ya işte pati bir pütü püf tarzı şeyler aldım ama çok abartıyor bence o kadar yoktur yani. Acun Bey eksiği var fazlası yok. Ben sırf bunun için özel veresiye defteri aldım. 8 ortalı harita metot. 8 ortalı. Güzel, sizi tanıyalım. Ben mahallenin manavıyım. Bana da 4000 lira borcu var. 4000 lira? Evet, bir de elma, armut alsa iyi. Muzdan, kividen başka bir şey de yemiyor tropikal hayvan. Ya 70 milyonun önünde birbirimizi rencide etmeyelim abi ya. Allah seversen herkesin kivisi muzsu kendisi ne ya? Ben tamam. Mahallenin kasabıyım. Bana 3000 lira borcu var. Ben de mahallenin tersiyim. Bana da 2000 lira borcu var. Ben de mahallenin... Tamam, sizin mahallenin nesi olduğunuzu hepimiz anladık. Hepimiz çok iyi anladık onu. Bana da 100 dolar borcu var Acun Bey. 100 dolar. Ya Sevda Hanım Allah'ın seversen herkes burada 3000-5000 derdinde, sen 100 doların derdindesin ya. Söz vereceğim, vallahi vereceğim ya. Tamam, ortam gelmesin. Bir an evvel yarışmaya geçelim. Mahmut'cum biliyorsun 7 tane kutumuz var. İçinde 2 tane 500 bin lira var. Senin kutuna bakıyorum. 6 numara. 3 kutu açtıracaksın. Teklif alacağız. Haydi başlayalım. Tamam. Kaçla başlamak istersin? Ya benim var mı bir uğurlu sayım bir şeyin? Benim uğurlu sayım 4.
4. Ama ben 1 diyorum. 1 mi? 7 diyorsun. Şey 7 pardon 7. Mahmut'cum 7 demek istedi. 7. Evet. 7 numara Bilal. Bilal ne diyorsun? Ben şimdi bir şey demeden önce Acun Bey inşallah küçüktür diyorum ve ben Mahmut'a bir şiir yazdım, onu okumak istiyorum. Evet. Bence şiir okumasın hemen açsın abi. Hayır, okumak istiyorum Mahmut'cum, senin için yazdım. Ya okuma, millet yanlış anlayacak, yüzün sebebi bence hemen olsun. Ya bir şeyin yanlış anlaşılacak, herkese yazıyorum Mahmut. Okuma Bilal'cim, okuma. Okuma, okuma. İyi tamam. Yarışmaya başladığımız ilk günden beri, inan çok seviyorum Mahmut'um seni. Sen de kendine yakın gördüysen beni. Kutuna bak Mahmut, ben hep oradayım. Arkadaşlığımıza bakıyorum henüz çok yeni. Sakın soğuk hissetme bana kendini. Bir gün hatırlamak istersen bir daha beni. Kutuna bak Mahmut, ben hep oradayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bravo Bilal. Bravo. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Mustafa rahat dur. Bilal'i çok seviyorum. Tamam. Buyurun. Canım, evet, ne söyleyeceksin şiirle ilgili? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim tüylerim diken diken oldu. Yani. Canım başka teşekkür ederim. Teveccühün teşekkür peki, ederim. Peki açalım bakalım Bilal'cim. Ya açıyorum o zaman hocam. Haydi bakalım. Beşten geriye doğru sayalım. Koparalım. Şöyle. 5, 4, 3, 2, 1. Tüy münafık ya. Münafıka bak ya. Şiir okuyacağına küçük bir şey hasta deniyor. Allah'ım ya. Çok özür dilerim Mahmut, çok. O kadar o konuşuyor. Yarışmacılar yıkıldı gerçekten. Olmadı, tamam ama bakın moralimizi bozmuyoruz. Daha bir tane daha 500 binimiz var, 150 binimiz var. Hiç ümitsizlenmiyoruz, tamam Mahmut'cum? Hemen ikinci kutuyu söyle bana. Ben 3 numara Mustafa diyorum. Mustafa'cığım, ne hissediyorsun Mustafa? Vallahi ben geçenlerde bir büyük açtım. Evet. Ondan sonra bir küçük açtım. Sonra 2 hafta üst üste küçük açtım. Sonra bir büyük açtım. Sonra 2 hafta üst üste küçük, sonra bir büyük açtım. Sonra küçük açtım ama masadan oturduğum gibi kalktım. İçtin mi böyle içeceksin hocam? İçtin mi böyle içeceksin? Mahmut. İnşallah sana da bir küçük açarım şimdi. Canım çekti, beraber demleniriz. Küçük açalım. Tamam Mustafa'cığım, açalım kutuyu lütfen. Tamam mı? Hadi evet. Bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Aç sana canını iyi Mustafa. Aç gel küçük açtım, gel kardeşim, gel. Çok güzel. Oğlum ben açtım küçüğü. Mahmut! Ulan ne fırsatçı adam çıkıyor. Gel kardeşim, gel. Sonra yaparım seni Mustafa. Çok güzel gidiyoruz. Evet. Bir kutu daha açacağız, teklif alacağız Mahmut. Bir kutu. Peki. Kimi söylemek istiyorsun? Bir kutu daha açacağız. O zaman 1 numara diyorum. 1 numara Selda. Evet. Selda'ya ne hissettiğini sormayacak mısın? Selda'nın ne hissettikleri benim için hiçbir önemli değil. Aramızda bir şey yaşandı, bitti gitti yani. Acun Bey kendisini Allah'ından bulsun diyorum. İnşallah kutumda büyük vardır. Buradan 5 parasız gider diyorum. Acun Bey, hanımefendinin kutusuyla ilgili konuşmak istemiyorum tamam, ben. Tamam. Yarışmaya geçelim. Tamam. Yarışmaya geçelim ben. Tamam Selda'cığım, mevzu büyümeden açalım kutuyu lütfen. Açıyorum Mevlüt. 5, 4, 3, 2, 1. Gerçekten olmadı. Çok üzüldük, bunu beklemiyorduk. Mustafa, ne yapıyorsun Mustafa? Şansa bak, Mahmut'umun şansına bak. Gel de büyük açayım bir tane. Mahmut'cum sanırım yıkıldın biraz ama. Yok, gayet iyiyim ben. Yok, biraz üzüldün sanki. Yok, vallahi yarışma. Üzüldün Mahmut, biraz Mahmut, üzüldün biraz. Ah. Mahmut, bize biraz hayat hikayenden bahseder misin? Ya Hacı Bey, şimdi ben Hakkari'de doğdum. Evet. Hakkari'de taksicilik yapıyordum. Babamla hiç anlaşamadım. Babam da kaçtı, İstanbul'a geldi. Senin İstanbul'a kaçman gerekmiyor muydu Mahmut? Ya işte o kaçtı, meşhur olmak için. Meşhur olmak için? Evet. Oldu mu peki? Oldu. Ne oldu? Meşhur dürümcü açtı Merter'de. Ali Usta. Bak burada da kartı. Ali Usta'nın yeri. Gerçekten bir ibret hikayesi. Ben de konuşmakta güçlük çekiyorum. Neyse devam edelim. Daha 150 binimiz var orada. Moral bozmak yok. Teklif geldi Hamdi Beyler. Alo. Sayın abonemiz, bu bir ödemeli aramadır. Kabul etmek için lütfen 1'e basınız. Hamdi Bey kontörü bitmiş. Ulan 1'e nasıl basılıyor? 1'i çevirebilirim ancak. Evet Hamdi. Hamdi kepaze ettin bizi. Haydi bakalım. Haydi sağ ol.
Hamdi Bey'in teklifi 15.000 lira. 15.000 lira. Bak Mustafa yine yıkıldı bak. 15.000 lira. Ne yapacak bu adam? 15.000 lira ne yapacak bu adam? 15.000 lira. Bir düşün istersen, bir soralım yarışmacılara. 15.000 lirayı alsın diyenler var mı? Devam etsin diyenler. Tamam. Toplam borcun yaklaşık ne kadardı Mahmutcuğum? 65-70 civarı yani. Öyle mi? Evet, evet. 65-70. Tamam o zaman bir alacakları sor istersen. Tamam. Yetmiyor, 15 yetmiyor. Hamdi Bey'in 15.000'in teklifine var mısın yok musun? Yokum. Yokum diyor. Şimdi iki kutu daha açtıracağız, hemen teklif alacağız. Kaç numara? O zaman 5 numara diyorum ben. 5 numara mı diyorsun? 4 numara pardon, 4 numara. 4 numara? 4 numara diyorum. Peki, 4 numara. Neşe? Şimdi Acun Bey, ben 4 numaraya geçmeden önce ben bir tane daha şiir okumak istiyorum. Bence hiç okumasın. Mahmutçuğuma özel bu akşam 2 tane şiir yazdım. Ya yapma ya. Vallahi ama yani deminki tavrı hiç hoşuma gitmedi, hemen yazdım ayaküstü. Hiç hoşuma gitmedi bana, çok ukalaca davrandı. Tamam. Abi okumasın, millet reklama gidiyor. İyi tamam, vallahi okumuyorum. Tamam gidiyor. Okumuyorum be. Sana şiirler yazdım bil ki aslında. Şiir miir hak etmedin patates kafanla. Sevemedin bir türlü, oldun bir ayı. Belan olur inşallah, ezerler Ramiz dayı. Sağ olun. Çok evet, tebrikler. Harika bir şiir olmuş. Neşelim, açacağım 4 numarayı. Bol şans Mahmut abi. Mahmut mu? Neşe, dejenere Türkçesiyle programımıza renk katıyor biliyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1. Allah'ım ya! Ay ya, onun şiir okuyacağını Allah'ım ya! Ay vay ya, o saçını başını yolarım Allah'ım. Ben öyle olsun ister miydim Mahmut? Abi şiir okuyun işte abi. 500 çıktı ya, 500 gitti. Tamam. Vallahi 500 gitti ya. Bu hiç olmadı. Ne yapıyorsunuz lan? Mustafa! Mustafa! Kutuyu niye atıyorsun oğlum? Abi bırak ya, oynamıyorum ben ya. Moral bozmuyoruz. Daha 150 binimiz var. Evet. Bir kutu daha açtıracağız, teklif alacağız. Mahmutcuğum, haydi bir kutu daha söyle. Kutu daha hangisini söyleyeyim? 5 numara diyorum ya. 5 numara senin. Selin ne hissediyorsun? Mahmut abi ben seni çok seviyorum biliyorsun. Bilmiyordum. Ama bana kırmızı gibi geliyor yani. Hı. Ama mavi de olabilir. Evet. Ama kırmızı gibi sanki. Ha. Ama şimdi açarım mavi çıkar ve bari benim üstüme kalmasın yani mavi de olabilir. Diyorsun. Ama kırmızı gibi sanki. Ha. Mavi çırak mor. Bence Acun Bey hiç uzatmadan açsın bence. Bence de evet. Selin'cim açalım lütfen. Açıyorum. Sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Aç Mustafa, ne yapıyorsun? Çok güzel. Son ikiye 150 binle giriyoruz. Sen hemen. 500 atmışsın. Ben bunu ne yaptım ya? 500 açtım ya. Olsun. Gel. Üf, vallahi tansiyonum yükseldi ya. Teklif bekliyoruz Hamdi Bey'den. Bakalım ne kadarlık bir teklif gelecek. Alo. He canım, tamamdır. Haydi. Ne diyorsun? Hamdi Bey'in teklifi. Ama yani. Ne çok seveceksin Mahmut. Neymiş? Hamdi Bey'in. Teklifi. Tam 70 bin lira. Olacaklılar delirdi 70 bin duyunca. Evet Mahmut, ne düşünüyorsun? Ya şimdi Acun Bey, şimdi 65-70 bin borcun var. Şimdi tamam. 70'i alırsan bana bir şey kalmıyor. Ya ama borçlarını kapatıyorsun. Tamam ama bana bir şey kalmıyor. Bize kalsın, sana niye kalıyor? Ya bilmiyorum tamam, yani. Tamam peki ya. Biz nabız yok diyelim. Bu parayı alsın diyenler var mı? Çocuğu döndü adamın, borcunu istiyor. Çocuğu döndü. Almasın, devam etsin, risk devam alsın diye bak. 150 devam mi? Mahmut, devam mi? Orada 150. Devam Mahmut. Devam. 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 Peki devam Mahmut. Tabii size hava hoş, size giren çıkan yok tabii. Ben buradan eğer para alırsam Hamdi Bey'de 100 kontrol alacağım, söz. Çok güzel, Hamdi Bey çok etkilenmiştir evet. Bundan eminim. Şimdi soruyorum. Evet. Hamdi Bey'in 70 bin liralık teklifine var mısın, yok musun? Yokum. Ben
alakası ya? Varım demeyecek miydin onları? Ya işte bu haytalar, keratalar beni kandırdı yani ben şey... Yokum diyor! Yokum diyor! O zaman kutunu açacağız Mahmut. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Ümit ediyoruz ki 150 bin buradadır. İnşallah buradadır 150 bin Mahmut. İnşallah, inşallah. İnşallah. Açıyorum. Çok heyecanlıyız. Nefeslerimizi tuttuk. Aç bakalım. Açıyorum. Sayıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Olmadı Mahmut. Bu olmadı. Gerçekten bu olmadı. Acun Bey, aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Mahmutcuğum, nasıl kaçacaksın sen oradan? Mahmut. Ben nasıl bu hale geldiğimi de bilmiyorum. Bu kutuyla pilates yapıyor ya. Mahmutcuğum. Hayal kırıklığıyla bitti yarışma. Mahmut'cum 1 liram buyur. Peşin peşin vereyim. Sonra vay paramızı vermiyorlar. Vay öyle oluyor, vay böyle oluyor olmasın. Veriyoruz. Mahmut'cum 1 lirayı nasıl değerlendireceksin? Sahne senin. Ya Sevda Hanım. Şunu 100 dolardan düşersen çok memnun olurum. Kama gideceksin. Evet, çok güzel hareket diyenler sizce. Evet, sevgili misafirler, Yılmaz Erdoğan'sız çıktığımız ilk sınavımızda bizlere çok destek oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Bize çok güzel bir, çok eğlenceli bir program oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık buraya geldiğiniz için. Sevgiler.